Efendim mutlu akşamlar. Yeniden huzurunuzdayız. Metafizik alemde yine araştırmacı yazar Kürşat Berkant hocamla beraberiz. Ve Kürşat Berkant hocamla yine bu gece sizlere metafizik alemi merak edilenleri, bilinmeyenleri soracağız. Sizin adınıza soracağız. Hocamız da araştırmacı yazarımız da değerlendirmiş olacaklar. Efendim ekranları başındaki çok değerli izleyenlerimiz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Huzur dolu bir iki saatlik yayınla karşınızda olacağız. Ümit ediyorum bu akşam yine bilmediğiniz, merak ettiğiniz çoğu konu hakkında da artık fikir sahibi olabileceksiniz. Programımıza nasıl ulaşıyorsunuz? Tabii ki WhatsApp aracılığıyla sorularınızı sorabiliyorsunuz. Bunun için de WhatsApp mesaj hattımız 0543 366 50 50. Efendim, hocam, ikinci haftamız, evet. 2022 takvim tarihinin ilk ayının 11. gününün akşamındayız ve Berat TV izleyenlerimiz merakla bekliyorlar. Geçtiğimiz haftadan kalan konular vardı, kalan evet, sorular evet. vardı. Çokça merak edilenler vardı. İşte bunları cevaplamak için değerli yazar, araştırmacı yazar Kürşat Berkant hocam. Bir kez daha hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Geçen hafta ilk yayınımızdı. İlk yayından sonra gayet güzel tepkiler aldık. İzleyen, destek veren tüm dostlara bir kez daha teşekkür etmiş olalım. Geçen hafta tabii konu metafizik olunca ve programın ismi de metafizik alem olunca haliyle biz de metafiziği konuşmaya çalıştık. Metafiziğin de Türkiye'de bilinen ilk basamağı cinlerdi. Aslında metafizik cinler demek değildi. Bunu da hatırlarsan geçen hafta anlatmıştık biraz. Tabii ki. Teferruatla anlattığımızı düşünüyorum. Yani sadece metafizik olmadı, sadece cinler olmadığını, metafiziğin çok çeşitli bir dal olduğunu dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Bu hafta da bunun ikinci basamağını anlatacağız. Yani neyi anlatacağız? Bu hafta büyüler konusunu, daha önceki programın jeneriklerinde de yayınladığımız gibi büyüler konusunu anlatacağız. Çok enteresandır. Türkiye'de, özellikle Türkiye'de, tabii dünyada da bu var. Ama Türkiye'de büyülü olduğuna, kendisine büyü yapıldığına inanan ve bunlara çare arayan insanların %40 civarında olduğu söyleniyor. Çok ciddi bir rakam. Yani düşünsenize, Türkiye nüfusunun %40'ının %40'ı kendisinde büyü olduğunu düşünüyor. Tabii bunu düşünürken bir de şunu düşünmek lazım. Bir, büyü yapmak, programın içinde de anlatacağız. Allah lanetlemiştir. Allah Resulü lanetlemiştir. Kötü olduğunu söylemiştir. Keza büyü hakkında tasarrufu olan peygamberler, alimler, evliyaullahlar da büyünün hoş bir şey olmadığını söylemiştir. Ama gelin görün ki %40 nüfus bende büyü var diyorsa onu çarp ikiye. Çünkü o %40'a büyü yapan da bir %40 olması gerekiyor. Dolayısıyla bu da büyük bir çoğunluk. İnandığımız din İslam olması hasebiyle büyüyle bu kadar iştigal eden bir millet haline gelmemiz gerçekten üzücü. Ve ikinci olarak da şunu anlıyoruz ki demek ki halen içimizde çok kötü insanlar var. Yani bizim dinimiz iyiliği, doğruluğu emrederken daha ılımlı bir yaşamı ve olumlu, tutarlı bir yaşamı emrederken neden bu arayışa girer insanoğlu diyeceğim. Sadece ülkemiz adına söylemiyorum, insanlık adına söylüyorum. Ya tabii, inan sadece çekememezlik üstad ya. Yani ben hatırlıyorum geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında haberlerde çıkmıştı. Bir kadın işte komşusunun hemen asansörden çıkıyor, komşusunun kapısına işte yumurta ve pislik atıyor. Tabii bu büyü materyali kullanıyor. Çok üzücü yani, en güvendiğimiz insanlar bize büyü yapmaya çalışıyor. Niye? Çünkü elinden bize zarar verecek hiçbir şey gelmiyor. Çareyi büyü yapmakta buluyor. İnşallah ıslah olurlar, gerçekten ıslah olurlar. Çünkü büyünün insanın hem fiziki olarak kendinde hem de o manevi alemde, yani ahiretinde ne hasarlar açtığını bilseler ya da oraya gitmeden bile hem fiziki olarak hem de aura beden olarak, bizde enerji beden olarak bizde ne hasarlar açtığını bir bilseler, ah bir görseler, inanın çok uzak dururlar. Hiç ummadığımız kişiler,
hiç ummadığımız şekilde büyülerle uğraşıyor. Bu arada büyü materyali demişken biz de yanımızda... Yani masamızda bayağı evet, hazırlıklarımız birkaç var. Birkaç tane büyü materyali getirdik. Onları da örnek olması hasebiyle izleyenlerimize göstereceğiz. Ne anlama geliyor? Bunlar neden yapılıyor? İşte vefk, tılsım ya da diğer bağlama büyüsüyle alakalı materyal var burada. Tabii nasıl yapıldığını falan tarif etmeyeceğiz. Bunlarla yapıldığını gösterebilmek adına ekranlara izleyicilerimize sunmuş olacağız. Peki o zaman değerli hocam şunu diyebilir miyiz izleyenlerimize, eğer evinizde, iş yerinizde, geçtiğimiz hafta da aynı soruyu sormuştuk. Evet. Eğer evinizde, iş yerinizde dikkatinizi çeken farklı bir obje, farklı bir yazılım varsa, fotoğrafladıysanız bize WhatsApp aracılığıyla gönderin. Değerli hocam değerlendirecek, o fotoğraflar üzerinde yorumlamaya da gideceğiz. Evet, yorum yapalım onlar hakkında. Kürşat Berkan dediğimizde metafizik alemi konuşuyoruz ama onlarca kitaba imza atmış bir isim. 24 tane yayınlanmış kitabımız evet, var ve bu akşam yine bir sorumuz olacak. Şunu ifade etmek istiyorum çok değerli izleyenlerimiz. Koltuklarınıza rahatça bir yaslanın. Hani günlük koşuşturmadan, yorgunluktan kendimizi şöyle bir arındıralım ama merak ettiğimiz her konuda, daha doğrusu metafizik aleminde ve bu akşamki konu genel olarak büyü üzerine, işte bunları öğrenirken size bir sorum olacak ve bu soruya da doğru cevabı verenler arasında çekilişte bir izleyenimize de yine değerli Kürşat Berkant hocamızın yazmış olduğu kitaptan bir tanesi Deşifre, Tehlikeli Gerçekleriyle Masonları Anlatan evet, Deşifre kitabımızı efendim izleyenlerimiz arasında bir talihlimize, bizi takip edenimize göndereceğiz. Tabii ne yapacağız? Sorumuzu soralım. Sonrasında da ben size sorumu soracağım. Koltuklarımıza yaslanıyoruz efendim. Çünkü metafizik alem başladı ve devam ediyoruz. Sorumuz aynen şu şekilde. Cinlerin kulak hırsızlığı yapıp yakıcı ateşlerle taşlandığını anlatan sure hangisidir? Bakın, cinlerin kulak hırsızlığı yapıp yakıcı ateşlerle taşlandığını anlatan sure hangisidir? Sorumuz bu. Yüce Kelam'ın içerisinde var. Ne yapıyoruz? Yine nedir? Kur'an karıştıracaklar yine, yani. Yine Yüce Kelam'ı alacaklar o duvarda ya da rafta. İşte çok kıymetlidir dediğimiz Yüce Kelam'ı, kitabımız Kur'an-ı Kerim'i alıyoruz, araştırıyoruz, bakıyoruz. Ha buydu diyoruz. WhatsApp aracılığıyla gönderiyorsunuz. Değerli yazarımız, araştırmacı yazar Kürşat Berkan hocamın da bu kitabını bu akşam göndereceğiz bizi izleyenlerimize. Şimdi metafizik alemde ikinci bölüm ve değerli hocam, büyü nedir? Şimdi büyünün tarihi nedir? Yani şimdi büyü diyoruz evet, ama bunun bir tarihi, bir evveliyatı, bir başlangıcı ya da bir süre gelen bir süreci vardır. Tarihinden ve büyünün ne olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi hani ülkenin %40'ı bende var diyor ya da işte kendinde hı-hı, şüphe uyanıyor ya. Evet. İşte büyünün ne olduğunu bilmemiz lazım. Bunun kesinlikle, için izleyenlerimiz adına ben soruyorum. Kesinlikle, hatta şöyle bir inanış var bizde, bizim toplumumuzda özellikle. Büyü başlangıcını, yani büyünün varoluş, ortaya çıkış startının aldığı yeri İslam'la birlikte olduğunu sanıyorlar. Yani sanıyorlar ki işte Kur'an Allah Resulü'ne vahiy yoluyla inmeye başladı. İşte yazıldı, bitti. Ondan sonra Kur'an'daki ayetlerle, çünkü büyünün varlığını anlıyoruz ya, sonra sanıyorlar ki işte İslam'la beraber büyü başladı. Ama aslında öyle değil. Büyünün çok öncesi de var. Fakat hemen şunu söyleyeyim. Büyünün tarihini anlatmadan önce izleyicilerimize, Metafizik Alem programının bir anlamı olsun diye izleyicilerimize bugün bir hediye verelim. Bir ilk hediyemiz kitap. Tamam. Bir de ikinci bir hediye verelim. İkinci hediye de şu. Şimdi bir kişi de, ailede ya da aile bireylerinde bu kötü enerjiden varsa, bu kötü enerjinin görevlisi olan varlıklar olur. Onları birazdan anlatacağım sorunuza cevaben. O varlıkların tasallutuna uğramış kişiler varsa, o aileye bu kötü enerji temessül ettiyse, birincisi ilk yapacakları şey o ailenin huzurunu bozmak.
Eğer ortada bir evlilik var ise karı kocanın arasını açmak. Ve bu karı kocanın arasını açarken de ilk vuracakları yer cinsel münasebet. Yani cinsel anlamda birbirlerinden soğutarak ailelerin arasını açarlar. Şimdi ilk etap bu dedik. Sonra o eşler birbirlerinden yavaşça soğumaya, nefret etmeye, gördüklerinde tiksinmeye başlarlar. Peki böyle bir hal aldıysa, ha bu arada sadece büyü sebebiyle de olmaz bu. Büyü bunun etkenlerinden en önemlisidir. Kişinin mesela kendinde vardır. Hiçbir büyü etkisi, emaresi yoktur. Ama fikirsel anlamda huy, karakter bakımından anlaşamadıkları için de bunlar olabilir. Ama bizim konumuz bunlar değil. Bizim konumuz büyü sebebiyle bunlar var iseden bahsediyoruz. Evet. Şimdi hediye şu. Dedik ya araları açılır, araları soğur, evde huzursuzluk başlar, evde eşler arasında bir soğuma başlar vesaire diye. Bugün akşam programın sonunda izleyenlerimize bir reçete vereceğiz. Aslında bunun ismine reçete demeyelim de hani farklı yerlere gitmesin konu. Çünkü bu bir tedavi metodu değil. Latif olsun diye reçete diyorum. Evet. Bir terkip vereceğiz. Bir yöntem vereceğiz. Bu yöntem tamamıyla Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin içinde bulunduğu bir terkip. Bu terkibi uygularlar ise o evdeki negatif enerji kırılır ve eşler arası tekrar düzelmeye, aşk ve muhabbet tekrar oluşmaya başlar. O yüzden evinde böyle huzursuzluk olan ailelerimiz varsa programın sonunu can kulağıyla dinlesinler. Programın sonuna doğru inşallah bu terkibimizi onlara verelim. Böylelikle ikinci hediyemizi de bir sunmuş olalım. Bir ailemizin en azından huzurunu sağlamaya vesile olacağız. İnşallah, olursak. İnşallah. Temennimiz bu yönde. İnşallah. Şimdi sorunuza cevaben de büyü deyince bizim toplumumuzda ilk aklımıza gelen yine cinler oluyor. Metafizik varlıklar oluyor. Ve aynı zamanda hemen aklımıza tabii ki Kur'an ve ayetleri geliyor. Çünkü pek çok ayette biz gerek cinlerle ilgili gerek büyülerle, sihirlerle ilgili ayetleri görebiliyoruz. Büyünün en önemli yeri işte burası. Büyünün ilk görüldüğü yer Babil İmparatorluğu. Ha ondan öncesinde var mıydı? Vardı. Ancak yazılı olarak kaynaklara geçirilmesi ve yaptıkları ayinleri anlatan merasimler düzenleyen ilk Babilliler. Babil İmparatorluğu hangi döneme denk geliyor dersek de Hazreti Süleyman'ın bulunduğu dönemde Babil İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu dönemdir. Şimdi peki aklımıza şöyle bir soru gelecek. İyi de Babillilere büyüyü öğreten kimlerdi? Bunlar nereden öğrenmişlerdi? Önceki nesiller öğretmiş olabilir mi? Evet öğretmiş olabilir. Lakin Babil eşittir Sümer. Bu toplumlarda kendilerine büyüyü öğreten, sihri öğreten kimdi diye sorduğumuzda sorunun cevabı olarak biz garip varlıkları, garip yaratıkları görüyoruz. Ve dolayısıyla bunların cinler olduğunu anlayabiliyoruz. Yani şöyle söyleyebiliriz. Babillilere sihri öğreten, kötü enerjiyi ve kötü enerjilerin kullanılmasını, bu enerjilerle insanlara bir şeyler yapılmasını öğreten çok rahat bir şekilde cinlerdi, metafiziki varlıklardı diyebiliriz. Rivayet ediliyor ki o dönemde metafizik varlıklar insanlara görülebiliyordu. Biz Hazreti Süleyman'ın kıssalarından da bunu anlayabiliyoruz. Sümer metinlerinden de çünkü resmetmişler. Onlardan da anlayabiliyoruz. Ya da Babillilerden günümüze kalan tabletlere baktığımızda, hiyerogliflere baktığımızda da metafiziki varlıkların görünebildiğini, belki hepsi gözükmüyordu ama bazılarının özellikle parantez içinde ifrit dediğimiz varlıkların görülebildiğini anlayabiliyoruz. Ve daha da enteresanını söyleyeyim üstad. Bu metafiziki varlıkların bazılarının da kendilerini biz sizin haşa tanrınızız diye tanıttıklarını da görebiliyoruz. Yani Babil İmparatorluğu'nda ya da Sümerlerin bir bölümünde çünkü topluluk topluluk ayrılmışlardı biliyorsunuz. Onlar da ruhlara tapma ya da cinlere tapma ya da gördükleri uçan kanatlı varlıklara ki biz bunlara ifrit diyoruz tapma gibi durumların olduğunu görebilmek mümkün. Örneğin
Sümerlerden kalan, o dönemlerden günümüze kalan ve bugün bizim ismine İslami literatürde ifrit dediğimiz, lakin bugün modern ismiyle reptilyan olarak adlandırılan, kertenkele olarak betimlenen varlıkların da aslında Sümer'deki o kanatlı yaratıklar olduğu da söylenir, iddia edilir. Daha sonra Babil İmparatorluğu'nda büyücülük inanılmaz şekilde yayılmaya başlamıştı. Hatta o dönemki işte hükümdarlar, beylikler ya da krallar yanlarında muhakkak çok kalifiye büyücüler taşırlardı. Ve bu kalifiye büyücülere maharetlerini göstermesi için ciddi hediyeler sunulurdu. Yani öyle azımsanmayacak derecede altınlar, hediyeler sunulurdu. Lakin o Babil döneminde büyücülük mefhumu artık meslek haline gelmeye başladı. Meslek haline geldikten sonra o kadar arttı ki bu büyücüler, tabii o zaman o kadar arttı ki diyoruz ama günümüzde de çok artmış vaziyette. Lakin günümüzde bu konuyu, yani büyücülüğü doğru şekilde ya da yetenekli şekilde kullanan çok az insan var. Onu da söylemiş olayım. İnsanlar o dönemde mağdur olmaya başlayınca ve bu mağduriyet çok ciddi seviyelere gelince, bunun üzerine tabii ki Allah müdahale etti. Ama müdahale ederken insanların cüz'i iradesine karışmadı. Çünkü burası bir sınav dünyası. Eğer sınav dünyasında Allah o sınava da müdahale etmiş olsa idi, kendisiyle çelişmiş olurdu, haşa. Fakat farklı yoldan müdahale etti. Uyarılarla. Tabii. Mesela ne yaptı? Çok bilindik bir hikayeyi söyleyeyim. Harut ve Marut meleğini indirdi. Harut ve Marut meleğini indirdikten sonra indirilmesinin sebebi var. Çok önemli bir sebebi. Hazreti Süleyman'a iftira atıldı. Peki bu nasıl oldu? Neden o toplum Hazreti Süleyman'a iftira attı? Asıl bam teli burası. Hazreti Süleyman birçok ya da belki yani o cümleyi kullanmayayım, birçok diyerek geçiştireyim. Yanlış cümle kullanmak istemem. Birçok peygambere verilmeyen bir hüküm sahibiydi. Rüzgarlara hükmedebiliyordu. Yani doğaya, ekolojik dengeye müdahale edip hükmedebiliyordu. Cinlerin her türlüsüne hükmedebiliyordu. Örnek mesela denizin dibinden materyal çıkartabiliyordu onlar vasıtasıyla. Ki mesela günümüzde cinlerden hep bahsederiz ya. Şu an toprak üstünde bizimle beraber aynı ortamda yaşayan cinlerin pek çok şeyi çözülmüştür. Irkları, kabileleri, gelenekleri, işte yaşayış biçimleri vesaire çözülemeyen denizaltı cinleridir. Çözülemiyor. Kendileri hakkında her şey büyük bir sır. Ha tabii ki bir kısmı biliniyor ama çoğunluğu, büyük bir kısmı halen sır. Hazreti Süleyman birçok şeye hükmedebilen bir peygamber olması hasebiyle mucizeler gösteriyordu. Biliyorsunuz ki peygamberlerin bazı mucizeleri vardır. Allah o kapıyı açmıştır onlara. İşte o Hazreti Süleyman'ın gösterdiği mucizeler vefatına kadar devam etti. Lakin Hazreti Süleyman kendi döneminde cinlere de, özellikle tapınak, geçen hafta sorduğumuz sorunun müstevlisi olan mağarit cinlerine hükmetmeye başladı. Büyüklerini yakaladı, azgınlarını yakaladı ve zincirledi. Bugün masonların tapınaklarında iki tane sütun vardır girişlerinde. Evet. Mason localarında vardır mesela. Bunlara Jakin Boğaz sütunları deriz. O iki sütun Hazreti Süleyman'ın tapınağında olan sütunlardır. İşte masonlar da kendilerini Hazreti Süleyman'a dayandırdıkları için onu örnek almışlardır. Hazreti Süleyman azgın olan bu cinleri aldı, zincirledi, onlara yasaklar koydu, onlara cezalar verdi ve o dönemde gözüken, insanlara gözüken ifritlerin, cinlerin yazmış olduğu ya da yazdırmış olduğu büyük kitaplarının hepsini topladı. Ve büyük kitaplarını aldı, büyükçe, böyle görkemli bir tahtı vardı Hazreti Süleyman'ın. O tahtın altına gizledi ya da kilitledi. Bir rivayete göre gizledi denir, bir rivayete göre kilitledi denir. Ve
ölümüne kadar asla hiç kimsenin yanaşmasına, yaklaşmasına izin vermedi. Hazreti Süleyman, biliyorsunuz ki ya muhteşem bir peygambermiş ya, anlatırken benim böyle yüreğim coşuyor. Hazreti Süleyman vefat ettiğinde bir asaya yaslandı. Uyur vaziyette vefat etti mübarek. Ruhunu öyle teslim etti. Hatta rivayet edilir ki günlerce etrafında o Hazreti Süleyman'ı gördüklerinde, onun adını dahi duyduklarında o azgın ifritler, şimdi böyle ahkam kesenler, tabii şimdi şu anda o ifritlerin bazıları gerçekten ahkam kesiyor. İnsanlara musallat olanlar mesela şey diyorlar, ben çok karşılaştım, hadi gelsin de sizin Allah'ınız kurtarsın haşa falan diyorlar. Bu kadar cüretkarlar. Çünkü Allah'ı, o kudretini bilmiyorlar daha. Ama tadacaklar. Cehennemde onu tadacaklar inşallah. Neyse, konuma devam edeyim, sinirlenmeyelim. Hazreti Süleyman uyur vaziyette son nefesini verdiğinde asasını kurtlar yemeye başladı. Asa kırılınca mübareğin kolu aşağıya düştü. Başka bir rivayete göre kendisi de devrildi. Ve ifritler dedi ki, ah bir dakika, Süleyman dedi ölmüş. Sonra serbest kaldılar. Ha, şimdi. Sorunuz varsa alayım, devam edeyim yoksa. Buyurun. Şimdi birkaç tane soru zihnimin köşesine yazdım, bekletiyorum. Tamam. Hocam. Siz devam edin. Hazreti Süleyman vefat ettiğinde ilk yaptıkları şey tahtının altındaki kitapları almak oldu. Ya da kitapların, ya da derken farklı rivayetler anlatıyorum. Yani ben ya da ya öyle olmuştur böyle olmuştur demiyorum. Farklı gelen rivayetleri anlatıyorum. Kitapların içindekileri serbest kaldı ya arkadaşlar. Gittiler Yahudi Musevi hahamlarının yanına. Ve Süleyman peygamberin izin vermediği, yasakladığı. Çünkü neden yasakladı? İnsanlar mağdur ediliyordu, insanlar zarar görüyordu bu büyülerden. Ama Hazreti Peygamber vefat edince gidip bunları öğretmeye başladılar. İşte bam teli burası. Nasıl öğrettiler üstad? Dediler ki, bu size öğrettiklerimiz var ya öğrettiklerimiz, evet, bunlar o Süleyman'ın hükmettiği büyülerdir ha. Bak bunları iyi öğrenin. Süleyman var ya Süleyman, böyle rüzgara hükmetti. Süleyman var ya Süleyman, kuşla böyle konuştu. İşte ne bileyim, toprakla böyle konuştu. Denizin dalgasına böyle hükmetti. Fiziki maddelere böyle hükmetti diye aslında Allah'ın yasaklamış olduğu ve haliyle Hazreti Süleyman'ın yasaklamış olduğu o büyüleri insanlara Hazreti Süleyman'ın adını kullanarak öğrettiler. Ve Süleyman peygambere iftira attılar. Öğrenenler de kendilerine gelenlere aynen bu şekilde anlattılar. Dediler ki, bizim elimizdeki bu kitap var ya, bu kitap. Evet, bu Süleyman'dan kaldı bize ha. Bunun içindekiler var ya, bunun içindekiler bize Süleyman'dan kaldı. Biz size Süleyman'ın öğrettiklerini öğretiyoruz ha. Çünkü Süleyman peygamber muhteşem bir adamdı. Allah öyle donattı onu. İşte o din adamları da sözüm ona, Süleyman peygambere böyle iftira ettiklerinden dolayı ve her taraf, o dönemki halktan bahsediyorum, insanlar tekrar mağdur edilmeye başlayınca, tekrar, ya suçun günahın yok senin ya, özgür yolcu kardeşim, adam geliyor burada program sunuyor, Süleyman devrinde yaşadığından, yaşamış olarak kabul ediyorum, gelmiş burada program sunuyor, programı izleyen bir tane vatandaş, ben diyor onun gözlüğünü beğenmedim, gözlüğü niye siyah diyor, kravatına uygun olsun, kırmızı takmalıydı diyor, büyü yapıyor. Ha. Bu kadar basite indirgenmişti yani olay. İnsanlar bu kadar mağdur ediliyordu. Dolayısıyla Allah müdahale etti. Ama insanların cüzi iradesine karışmadan müdahale etti. Ne yaptı? Harut ve Marut meleğini gönderdi. Harut ve Marut meleği, Bakara suresi 102'de böyle anlatılır. Harut ve Marut meleği onlara bir takım sihirleri öğretiyorlardı. Ancak uyarmadan öğretmiyorlardı dedi. Çünkü buradaki amaç şuydu. Harut ve Marut onlara aslında yaptıkları, o büyücülerin yaptıkları büyüleri de öğretiyordu. Melekti ya bunlar. O büyücülerden daha üstün varlıklardı, meleklerdi. Büyüleri öğretiyorlardı. Buradaki murat, buradaki amaç, buradaki hedef de şuydu. Bak siz bu büyünün kardeşim neyini öğrenirseniz öğrenin. Hangi türünü öğrenirseniz öğrenin. Hangi türünü öğrenirseniz öğrenin. Hangi çeşidini bilirseniz bilin. Yaptıklarınız, ettikleriniz, o büyücülerden öğrendiklerinizin ya da bizden öğrendiklerinizin hiçbiri Hazreti Süleyman'ın yaptıklarıyla bir değil.
Yani ne demek istiyor? Yani Hazreti Süleyman'ın yaptıkları Allah'ın ona verdiği kudret ama bunlar Allah'ın yasakladığı büyü. Size yalan konuştular. Size öğrettikleri Hazreti Süleyman'ın hükümleri değil, Hazreti Süleyman'ın kudreti değil, Hazreti Süleyman'ın mucizesi değil. Biz size bunları öğretmeye geldik. İşte burada murat buydu. Hazreti Süleyman'ın yalancı olmadı. Çünkü niye? Şöyle düşün. Hazreti Süleyman denizin dibinden define çıkartıyor, altın çıkartıyor. Ya da dağın içinden altın çıkartıyor. Şimdi Kürşat Berkan olarak düşünüyorum. Ya diyorum bir dakika abi. Hazreti Süleyman bir küp altını denizin dibinden çıkarmış. Ulan ben de Ebu Hassan var. Bu adam çok iyi bir büyücü. Ona gitsem de büyüyü öğrensem, denizin dibinden bir küp altın çıkarsam, vay zengin oldum ya işe bak. Tamam diyor ben de öğreneyim. Ama ne kadar öğrense de büyücüye ödediği altınlar gidiyor. Tıpkı günümüzde olduğu gibi. Denizin dibinden Kürşat hiçbir şey çıkartamıyor. Sonra Kürşat diyor ki vay be olaya bak. Hazreti Süleyman o zaman sahtekarmış ya. Haşa tabii. Niye? Çünkü o adam geldi bana dedi ki sana Hazreti Süleyman'ın denizden çıkardığı büyüyü öğreteceğim. Ben de inandım. Aptalım ya. Ama yapamadım. Başarılı olamadım. Dolayısıyla Hazreti Süleyman'a dolaylı olarak iftira ettim. İşte bunlar ortadan kalksın diye Harut ve Marut meleği indi. Biz ne öğretirsek öğretelim. O hahamlar size ne öğretirse öğretsin. Büyücüler ne öğretirse öğretsin. Hazreti Süleyman'ın öğrettikleriyle yaptıklarıyla bunların alakası yok dedi. Hüküm başka. O Allah'ın verdiği kudretle donatıldı dedi. Bu yüzden aslında o iki melek indi ve bunlara öğretildi. Şimdi istiyorsan sorularını alayım üstad. Şimdi bu konunun arada bir kısmı daha var onu da anlatacağım. Tabii ki. Şimdi çok değerli izleyenlerimiz de mesajlarını WhatsApp aracılığıyla iletiyorlar. Mesela Nihat Kırnıt ilk doğru cevabı gönderen isim. Teşekkür ediyorum. Hemen gelen mesajlar var. Ne demiş? Doğru değil. İsmini yazmamış izleyenimiz. Diğer bir başka izleyenimize de bakıyorum. Yine doğru cevap verilememiş. Şimdi değerli hocam, şunu söylemek istiyorum. Hani geçtiğimiz haftaki programda da demiştik ya, insan oğlundan, Adem oğlundan önce cinler vardı. Evet. Ve Adem oğluna, yani insanlığa bunlar hani günümüzün tabiriyle diş biliyorlar. Düşmanlar. Diyorlar. Evet. Yani bize düşmanlar ve biz bunu bildiğimiz halde, yani insan oğlu, Adem oğlu bunu bildiği halde işte duyarız ya eş dost sohbetinde bir konu anlatılırken bir ortalık yerde işte sevdiği için tuttuğu futbol takımıyla alakalı var. Yani artık onlarca bu konuda dedikodu, varsayım, öngörü hepsi var. Peki insanoğlu bunu yüzyıllardır bildiği halde benim kanaatim demeyeyim soru, doyumsuzluk nereye kadar? Yani ben buna doyumsuzluk diyeceğim çünkü Yüce Rabbim bizlere yaşayabileceğimiz ve tüketebileceğimizi, bizi hayatta tutabilecek her şeyi sunmuş. Ve bu dünyanın imtihan dünyası olduğunu bildiğimiz halde ve bu mihvalde yaşadığımız halde ama neden gerek duyar insanoğlu? Buradan dem vuruyorum. Şimdi bir izleyenimiz de yine diyor ki insan gözüyle görülebilir mi? Özellikleri internette, hani sosyal medyada dolaşan görüntüler var. Sizden de gelen görüntüler vardı. Yayın ekibimizdeki yönetmenimiz de yansıtırsa arka fona izleyenlerimiz de görebilirler. Evet. Buradan da bir soruyla sözü tamam, size önce bırakalım. Önce size cevap vereyim. Sonra soruyu yazan izleyiciye cevap vereyim. Şimdi bir kere dediğiniz doğru, doyumsuz bir kitleler haline geldik. Çağımız insanı maalesef böyle. Bir de ikinci husus, inanılmaz şekilde iyilikten beri duran insanlar haline geldik. Sadece Türkiye için söylemiyorum. Bütün inanın dünyada bu. Mesela daha yeni Hindistan'da
Müslüman bir dangalan biri çıktı, fetva verdi. Onların dinine göre Hindu din görevlisi Müslümanların mezarlarını balyozlarla kırmaya başladılar. Mezar taşlarını çalmaya başladılar. Yani yakaladıkları Müslümanlara sokağın ortasına işkence etmeye başladılar. Yani kötülük, inanın artık toplumun damarlarına işlemiş. Ya tabii ki büyük toplumun her kesiminin değil, ayrı mesele, ama biz sonuna kadar iyiliği savunmaya devam etmemiz gerekiyor. Bir kere şunu düşünmemiz lazım. Biz sana kötülük yapınca, öbürüne kötülük yapınca bizim elimize ne geçecek? Kötü konuşunca, iftira edince, haset edince elimize ne geçecek? Ne geçecek? Hiçbir şey geçmeyecek. Gerçekten geçmeyecek. Ve bu sadece İslam'ın değil, diğer dini inanışlardaki o inanç sistemlerinde de kötülükten uzak durmalarını tavsiye eden birçok gelenek var, anane var. Ha, tabii ki innet dine innallaha el-İslam, Allah katında tek din İslam'dır bize göre. Evet. Ama maalesef işte insanlar birbirlerine kötülük yapmaktan vazgeçmedikleri için bu yollara başvurmaya devam ediyorlar. Mesela hemen size bir örnekle anlatayım. Bunu daha önce başka yaptığım televizyon programlarında da anlatmıştım. Çok önemli bir örnek olduğu için bir daha anlatmak istiyorum. Bir eve gitmiştik. Bu evde üniversite okuyan bir kızımız, üniversite öğrencisi, mühendislik fakültesinde okuyan mühendis adayı bir kızımız rahatsızlanıyor. Krize giriyor. Bu krize girmelerinde işte kendi kendine konuşuyor, saçma saçma konuşuyor. Rahatsız edildiğini söylüyor. İşte evin içinde varlık gördüğünü söylüyor. Bu şikayetler üzerine birkaç yere götürüyorlar bu kızcağızımızı. Sonra işte biz de gittik bu kişilerin evine. Ama evde enteresan bir durum vardı. O enteresan durum da şuydu. Evin babası ateist. Kesinlikle inanmıyor. Evin annesi de çok dindar bir kadın. Kocasının tam zıttı. Çok dindar bir kadın. Beş vakit namazını kaçırmayan, abdestli, abdestsiz gezmeyen, muteber bir kadın. Adamsa yani azılı din düşmanı. Eve gittik, tabii bizde de sakal falan olduğu için. Bu yobazları niye getirdiniz buraya? Bunlardan mı hayır bekliyorsunuz falan filan demeye başladı adam. Tabii anne de biraz dominant bir kadın. Ya sen sus git otur odana falan diye adama çıkışınca sesi çıkmadı. Neyse. Kıza müdahale edildi. Müdahale eden başkasıydı bu arada. Geçen hafta bahsetmiştik ya. Cinler insanların ses tellerini kullanarak ve bilinçlerini ele geçirerek tıpkı insan gibi insanın ağzından bazen sesi bile değiştirerek konuşabilirler. Ya olur mu öyle şey falan demeyin. Açın örnekleri var. Yüzlerce, binlerce. Açın onlara bakın. Kızın bedenini ele geçirmiş olan varlık işte belirli bir müdahaleden sonra, Allah'ın ayetleriyle müdahaleden sonra herkesi şok eden bir şey söyledi. Şimdi büyü olduğu aşikar. O kızcağızda büyü olduğu aşikar. Ya iyi de kıza büyüyü kim yapar? Annesi diyor ki bizim öyle bir düşmanımız yok. Baba diyor ki hayır ya ben böyle şeylere inanmıyorum falan diyor. Zaten bizim düşmanımız yok diyor. Baba asker emeklisi. Eski yüzbaşıydı yanlış hatırlamıyorsam. Baba en azından orada masumiyeti inanmadığı için baki. Vallahi bilemiyorum orasını. Baba asker emeklisi. Diyor hani bilmiyorum ya belki diyor bizim arkadaşlardan diyor yapmışlardır ama bunlar bu konuları bilen olmaz falan diyor. Ağız ucuyla falan konuşuyor. Neyse içerideki varlık ayetlerle sıkıştırılınca artık deşifre etti. Dedi ki tamam bana zulmetmeyin yeter artık daha okumayın. Bana zulmetmeyin. Hem kızı rahat bırakacağım bedeni terk edeceğim. Hem de kimin yaptığını söyleyeceğim. Kim? Babası yaptı dedi. Herkes şok. Hadi. Herkes şok ama tabii hani biz de dünkü çocuk değiliz. Dedik ya hadi oradan canım. Cinler yalancıdır çünkü. Allah Resulü bile yalancı olduklarını üstüne basa basa defalarca söylemiştir. Kur'an'daki birçok ayet de cinler yalancıdır der. Hani hocam şundan dolayı hadi diyorum. Şöyle ki biraz önce hani sizin cümlenizin içinde baba inancı olmadığı için dedim hani babanın inancı yok. Buradan dolayı. Böyle bir şey tenessül etmez tabii, düşüncesi. Tabii canım. Ama cinlerin dediğiniz gibi bir yalancı
oldukları zaten yüzyıllardır Yüce Kelam'da da yazıyor, biliniyor. Babaya iftirayı attı mı diyelim? Kesinlikle öyle olabilir. Ünlem işaretiyle bitireyim cümlemi. Öyle olabilir. Dediler ki baba yaptı. Ben bir babaya baktım, bir kıza baktım, tekrar babaya baktım. Aynen şunu dedi. Ne bakıyorsun oğlum dedi. Lan ben ona da inanmıyorum, sana da inanmıyorum. Ben mi yapacağım dedi. Ulan düşünüyorsun, mantıklı adam. Haklı, yani mantıklı konuşuyor. İnanmayan adam ne bir suyuyla uğraşacak falan. Dedi ki sen yalan söylüyorsun. Cine söylüyor. Sen yalan söylüyorsun dedik. Sonra dedi ki siz dedi o meymene size dedi sorun dedi. Bunun dedi bir oğlu daha var. Bak şimdi iyi dinle. Bunun dedi bir oğlu daha var. O oğlu dedi Müslüman bir tane kızla evlendi. Kız dedi 5 vakit namazlı, abdestli, zikirli, Kur'an kursu hocası. O kızla evlenmesin diye oğluyla çok kavga etti ama oğlu evlendi. Oğluyla gelinini ayırmak için büyü yaptı bu. Bir dakika. Ya yok, yalan söylüyorsun sen. Şimdi işin rengi değişti. Dedi ki açın dedi onun telefonuna bakın. Bak açın dedi o meymenetsiz diyor adama. O meymenetsizin dedi telefonuna bakın. Kadının şimdi büyücü kadının adı ismini hatırlamıyorum da. Falanca kadının dedi ismi telefonunda yok mu dedi. Hoca diye kayıtlı dedi. Adam zıplandı, ben hayır canım olmaz öyle şey, yalan konuşuyor bu. Zaten suçluluk psikolojisi ortaya çıktı bir kere. Ben dedim ki tamam bu adam yaptı. Ama anlayamadığım şurası. Adam niye kızına büyü yapsın? Pardon, adam oğluna büyü yapmış. Kızı ne alaka? Ben bunu kavramaya çalışıyorum. Adamın büyü yaptı anlaşıldı. Çünkü suçluluk psikolojisiyle el, hareket, tavır, işte o anlatış biçimi kendine ele verdi. Hani bizim şeyde emniyet teşkilatında suçluluk psikolojisini bize öğretirler. Oradan biliyorum. Hani kendini deşifre etti adam yani. Şöyle küçük araya gireceğim. Hani biraz önce değerli izleyenler, ben dedim ya baba inanmıyor. Yani inancı yok. Bu baba masum dediğim işte bizim özelliğimiz saffane, yani saf halimizde iyi niyetle temiz halisane düşünceyle baba masum dedik ama babanın masum olmadığı ortaya çıktı. Yani şimdi genel olarak ülkemizde ya da dünyanın farklı noktalarında argümanlar böyle işliyor. Aynen öyle. Ben şimdi şurasındayım. Kızın alaka diyorum abi. Yani tamam oğluna gelinine büyü yapıyor daha doğrusu, ayrılsınlar diye. Kızın alaka falan. Tekrar biz baskı yapmaya başladık ya, kıza ne oldu falan diye. Beni şok eden ve hayatım boyunca unutamayacağım, oradaki cin bana bir ders verdi. Yani hepimize verdi aslında ortamda. O ders de şuydu. Sevgili izleyicim, Berat TV izleyicisi, burayı dinle. Bak, bir baba oğlu bir kızla, yani ehli müslim bir kızla evlenmesin diye oğluna büyü yapıyor ve nerelere geliyor konu, iyi dinle. Cin diyor ki bu adam diyor büyü yaptı. Falanca işte kadın ismini unuttum. Büyücüye gitti diyor. Oğluyla gelinle diyor büyü yaptı, ayrılsınlar diye. Biz diyor görevlendirdik. Çünkü büyü yapıldığında cin görevlendirilir. Biz diyor görevlendirildik. Oğluyla ve kızına gittik. Şey, geline gittik. Ama diyor gelin enerji anlamında çok kuvvetli olduğu için ve zikir ehli olduğu için ona diyor yanışamadık. Sonra diyor geri geldik. Büyü yapanı olduğu için diyor onunla bir arkadaşımız görevli diyor. Babada da var yani musallat, farkında değil. Anneye geldik diyor. Anne de diyor ehli müslim zikirli. Evin diyor en zayıf halkası kızdı. Biz diyor kızın bedenine girdik. Yani şunu anlıyoruz üstad. Büyü dediğimiz iki uçlu bir bıçak. Büyü yaptığın an bıçağın ilk sivri tarafını kendine saplıyorsun. İkinci sivri tarafını karşıya saplıyorsun. Bak adam elin kızı, gelini olan, gelin dediğimiz el kızı ya, gelinine büyü yapıyor. Ama gelin, o gelin de hani Allah diyor ya büyü, evet büyü diye bir şey vardır ama diyor ben izin verirsem diyor. Ben izin vermedikçe hiçbir şey olmaz diyor. Allah işte o gelin kıza izin vermemiş. Ve o gelin kıza hiçbir şey yapamıyorlar. Aurası çok güçlü. Dönüyorlar, geliyorlar en zayıf halka, adamın kızına. O zaman geçen haftaki sohbetimizden bir cümle. Abdest, namaz, ibadet en büyük koruyucu kalkan. Kesinlikle, doğru mudur? Kesinlikle öyle. Bu arada sanırım bizim şeyimiz de geldi. Reklam saatimiz de geldi yani, ama. Yaklaştık bir 5 dakika. Şöyle yapalım o zaman. Var. Şimdi ben bugün 2 tane büyü materyali şimdi getirdim. Ben de büyü konusu varken onları anlatayım istiyorsan. 5 dakika içerisinde işleyelim istiyorum. Hani şunu deriz, eskilerden atalarımız, dedelerimiz kullanırdı. Şimşir kaşıkta çorba içtik, şimşir kaşıkta yemek yedik ama
Hocam siz buyurun, birkaç tane elimizde malzeme var. Hocam evet, örnek şöyle mesela, getirmiş. Şu küçük bir malzeme. Bunun ismi bereket tılsımı. Ceylan derisine yazılmış. Yakın plan görebiliyor muyuz? Ceylan derisine yazılmış. Bunun ismi bereket tılsımı. Üzerindeki bir tılsımdır. Bunu da özellikle göstermek istedim ki de nasıl yapalım? Şöyle. Bunun ismi bereket tılsımı. Üzerlerinde harfler, rakamlar vesaireler var. Bu toplum arasında işte pek çok hocanın uyguladığı ve ceylan derisine yapılan, ismi bereket tılsımı olan bir tılsımdır. İkinci materyal çok daha enteresan bir materyal. Toplumumuzda çok üzülerek söylüyorum ki en çok yapılan büyülerden bir tanesi. Şu sevgili arkadaşlar, bu bir kaşık. İki tane tahta kaşık. Tahta kaşığın tabi bu örnek olsun diye getirdik. Üzerlerine Arapça harfler, hurufu mukatta dediğimiz rakamlar, harfler ebced değerleriyle kişilerin isimleri kodlanır. Bunlar yazılır. Bu kaşıkla siyah iple bağlanır. Ne yapılır peki bu? Tabi üzerlerine yapılanları anlatmıyorum çünkü herkes yapmaya kalkar. Aman hocam. Tabii ki. Bununla ne yapılır? Bununla abi ayırma büyüsü yapıyorlar. Yani ben sana gıcık oldum. Ben diyorum adamın huzuru kaçsın diyorum. Karısıyla ayrılsın. Sana ayırma büyüsü yapıyorum. Ya da geliyor kadının biri sana aşık oluyor. Seni eşinden ayırmak için ayırma büyüsü yapıyor. İşte ayırma büyüsü kaşıklar ters bağlanmak suretiyle ayırma büyüsü yapılır. İç içe bağlansaydı ne olurdu? İç içe bağlanması da iki kişinin birbirine aşık olması. Muhabbetini artması. Artırmak için yapılan büyüdür. Lakin bu ya da benzeri büyülerde hiçbir zaman unutmayın ki, bak burası çok önemli. Sevgili Berat TV izleyicisi. Şimdi kulağa hoş geliyor değil mi? Tamam diyor ya, ben iki kaşık alırım, hocayı bulurum, bağlama büyüsü yaparım abi diyor. Şu kızı kendime aşık ederim. Sevgili kardeşim, belki aşık edebilirsin, bilmiyorum. Kişilerin kendi iradesi dışında bir şey yaptırman dinen lanetlenmiştir. Bak unutma, dinen lanetlenmiştir. Ama bir husus daha var. Hocaların sana anlatmadığı, söylemediği çok gizli bir husus daha var. Bak tekrar söylüyorum, çok gizli bir husus daha var. Ne biliyor musun? Hocaya gittin. Dedin ki ya hocam, ben ekranda gördüm işte Özgür abi yakışıklı bir adam. Şunu bana bir bağlayıver. Al bak fotoğrafı bu. Al sana kaşık da. Şunu bana bir bağla ya. Hoca dedi ki tamam kardeş, sıkıntı yok. Sen bana at bir 3000 lira. Ben de Özgür'ü sana aşık ederim. Tamam mı, tamam. Buraya kadar tamam. Hocanın sana söylemediği asıl bam tele olan yer şurası. Kaşığı aldın. Hocaya gittin. Bağlama büyüsünü yaptın. Problem yok. Gizli olan yerse, sen hocaya bu işlemi yaptırdıktan sonra unutmaman gerekiyor ki her büyünün mutlaka görevlisi olan bir cin var. Ve büyüye hizmet eden cinler kesinlikle hayır üzere olan cinler değil. Şeytani cinlerdir. Dolayısıyla iki kaşık yaptık ya hani. Bir kaşık Özgür abi, öbür kaşık sen ya. İki tane cin demek bu. Biri Özgür abiye gitti, biri sana geldi. Ve sana gelen varlık sana musallat oldu sevgili kardeşim. Otomatik olarak büyü yapacağım, birini kendime bağlayacağım ya da iki kişiyi birbirinden ayıracağım. Yani büyünün her çeşidinde büyü yaptırana da bir varlık musallat olur. Ya senin işin gücün yok mu kurban olduğum? Durduk yere niye kendine bir şeytani varlığı musallat edesin? Büyü demek eşittir şeytani varlık demek. Rahmani hiçbir varlık büyüye hizmet etmez. O nedenle Allah rızası için büyü yapan hocaların senden gizlediği şeyi ben burada deşifre ediyorum ve sana söylüyorum. Senin büyü yaptırman demek şeytani bir varlığı kendine musallat etmen demek. Şart ne olursa olsun, sebep ne olursa olsun büyüden uzaktır sevgili kardeşim. Reklamlardan sonra bir şeyler daha anlatacağım. Hiçbir yere ayrılma. Şimdi reklamlara gidiyoruz. Reklamlara giderken hani programın başında hocam şunu söylemiştiniz. Aileler işte soğutuluyor. Hı-hı. Ev ahalisi birbirinden. Şu günümüzün teknolojisi, şu kullandığımız akıllı telefon, bilgisayar, tablet vesaire. İşte günümüzün gözde görülen büyüsü. Anneyi, evet. Babayı, evlatları birbirinden bütün odalara hapsediyor. Efendim ne yapıyor? Bizi
büyülemiş bir şekilde alıyor. Metafizik alem kaldığı yerden devam edecek. Kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra bizden ayrılmayın. Çünkü daha konuşacak metafizik alemde çokça konumuz var. Bekliyoruz. Tablo, saat, hediyelik eşya, dekoratif ürünler ve daha fazlası toptan ve perakende satışlarıyla 212 Sanat Evi'nde. 212 Sanat Evi, 212 AVM B girişinde. Lale Gül dergimizin Ocak sayısı çıktı. Cemaziyele Evvel ayında kılınacak namazlar, sıkıntı ve dertlerin izalesi için okunacak dualarla, sefere çıkan kişinin malının, mülkünün, ekinlerinin korunması için yapılacak ameller. Çok kıymetli hoca efendilerin ilmi yazılarının da yer aldığı birkaç kitaba bedel ilim dolu Lale Gül dergisinin Ocak sayısını mutlaka okuyun ve okutun. Lale Gül dergisi Türkiye geneli 12 aylık abonelik bedeli 500 TL yerine kargo dahil 350 TL. Abonelik ücretini ödeyen okurlarımıza sürpriz hediyelerimiz mevcuttur. 0212 435 10 58 lalegüldergisi.com. Takıdan aksesuara, bitkisel ürünlerden kampanyalı ürünlere, ev ve yaşam malzemelerinden birçok fırsat ürünlerine kadar aradığınız her şey Sadece 5 santimetre kare toprağın doğada oluşması tam 500 yıl sürüyor. Ülkemizde ise yılda 140 milyon ton tarıma elverişli toprağımızı erozyonla kaybediyoruz. Bunu önlemenin ilk adımı bu konudaki farkındalığımızı arttırmak. Ağaçlandırılan ve kuraklıkla mücadele edilen alanlarda yaşayan insanların kalp atışı sesleriyle ortaya çıkan bu müziğe kulak verin. Hem toprağın hem bizim kalbimizin sesini. Haydi Türkiye, çölleşmeye dur de toprağına sahip çık. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü. Biz inananlar için öyle bir Kur'an indirmekteyiz ki o büyük bir şifadır ve yüce bir rahmettir. Kalplerimize huzur veren yüce Rabbimizin kelamı. İlahi vahyin ışığında kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in tefsiri. Ferit Hocaoğlu Hoca Efendi ile tefsir dersleri yarın canlı olarak Berat TV'de. Dünya ve ahiret saadetine erişmenin yolları. İslami anlayışın her sahada hakimiyeti. Ehl-i sünnetin bekası için verilen tebliğ mücadelesiyle gençliği ve aile kurumunu ihya edici ilmi sohbetler. Musa Gül Hoca Efendi ile Vuslat Vakti, Cumartesi canlı olarak Berat TV'de. Takva sahibi kulların vasıfları. Salih kullar için dünyevi ve uhrevi mükafatlar. Sahabe-i kiram aleyhimür rıdvanın örnek yaşantısı ve dava insanı samimi bir mümin olmanın yolları. Nideli Muhammed Hoca Efendi ile Güldeste, Cumartesi canlı olarak Berat TV'de.
Tablo, saat, hediyelik eşya, dekoratif ürünler ve daha fazlası toptan ve perakende satışlarıyla 212 Sanat Evi'nde. 212 Sanat Evi, 212 AVM B girişinde. Lale Gül dergimizin Ocak sayısı çıktı. Cemaziyel Evvel ayında kılınacak namazlar, sıkıntı ve dertlerin izalesi için okunacak dualarla, sefere çıkan kişinin malının, mülkünün, ekinlerinin korunması için yapılacak ameller. Çok kıymetli hoca efendilerin ilmi yazılarının da yer aldığı birkaç kitaba bedel ilim dolu Lale Gül dergisinin Ocak sayısını mutlaka okuyun ve okutun. Lale Gül dergisi Türkiye geneli 12 aylık abonelik bedeli 500 TL yerine kargo dahil 350 TL. Abonelik ücretini ödeyen okurlarımıza sürpriz hediyelerimiz mevcuttur. 0212 435 1058 lalegüldergisi.com. Takıdan aksesuara, bitkisel ürünlerden kampanyalı ürünlere, ev ve yaşam malzemelerinden birçok fırsat ürünlerine kadar aradığınız her şey Bu sepette .com. Sadece 5 santimetre kare toprağın doğada oluşması tam 500 yıl sürüyor. Ülkemizde ise yılda 140 milyon ton tarıma elverişli toprağımızı erozyonla kaybediyoruz. Bunu önlemenin ilk adımı bu konudaki farkındalığımızı arttırmak. Ağaçlandırılan ve kuraklıkla mücadele edilen alanlarda yaşayan insanların kalp atışı sesleriyle ortaya çıkan bu müziğe kulak verin. Hem toprağın hem bizim kalbimizin sesine. Haydi Türkiye, çölleşmeye dur de, toprağına sahip çık. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Berat TV ekranlarındayız ve Metafizik Alem'de ikinci bölümdeyiz. İkinci program ve ikinci bölümdeyiz. Araştırmacı yazar Kürşat Berkan hocamla beraber Metafizik Alemi ve bu akşam sizlere büyüden bahsediyoruz. Büyünün tarihi, evveliyatı, bugünkü hali ve günümüzde yaşananlar ve musallatların insanoğluna neler yaptıklarını konuşuyoruz. Tabii bu akşam bir sorumuz vardı. Değerli hocamın 24 tane yayımlanmış kitabı var.
Ve sorduğumuz soruya doğru cevabı arıyoruz. Gerçi doğru cevaplar da bir hayli geldi. Çokça da sorumuz var. İzleyenlerimize gerçekten hasreten teşekkür ediyorum buradan. Sorumuz aynen şuydu. Yeni açanlar ya da ilk defa denk gelenler için Berat TV'ye cinlerin kulak hırsızlığı yapıp yakıcı ateşlerle taşlandığını anlatan sure hangisidir? Cinlerin kulak hırsızlığı yapıp yakıcı ateşlerle taşlandığını anlatan sure hangisidir? Sorumuz bu. Ve tabii hocamın, Kürşat Berkant hocamın yazmış olduğu 24 kitabın içerisinden bir tanesi Deşifre, tehlikeli gerçekleriyle masonları anlatan Deşifre kitabını vereceğiz. Bir de hocamızın ikinci bir hediyesi vardı. Evet. Ailesine musallat bulaşmış olan varsa onlara da bu dertten, muzdarip oldukları sıkıntıdan kurtarmak için ne verecektik hocam? Bir terkibimiz var. Evet. O da şöyle, aileler arasında, eşler arasında bir huzursuzluk olduğunda bu büyünün emaresi olabiliyor. Kendi karakterlerinden ötürü evet. Bir anlaşmazlığa düşmediler ise evet. İşte bu ruhani huzursuzluğa, evin evet. içinde kaçan huzursuzluğa, evin içindeki kötü enerjiler sebebiyle oluşan bu moral bozukluğu, birbirinden soğuma, özellikle soğuma gibi durumlar için programın sonuna doğru bir terkibimiz var. Bunu da size bu programa, Berat TV'ye, Metafizik Alem programına özel sizlere inşallah sunacağız. Şimdi Üstad, sorular var. Sorular var ama şöyle yapalım arzu ediyorsan. Şimdi önceki bölümden o konuya bir devam ettim. Çünkü orada birkaç söylemek istediğim var. Bir de hatırlarsan tabii. Birkaç şeyimiz vardı. Onlar hazır mı bilmiyorum. Fotoğraflarımız vardı. Rejimiz evet. Eğer uygunsa o fotoğrafları versin. Çünkü o fotoğraflar gerçekten mühim. Onları da biraz şey yapmak istiyorum, yorumlamak istiyorum. Tamam. Teknik masadaki arkadaşlarımız fotoğrafları gönderirlerse... Değerli hocam da hemen yorumlamış olacak hızlı bir şekilde. Gelen sorular içerisinde hatta direkt bana ulaşan sorular da var. Özelden ulaşanlar da var. İzleyenlerimiz evet şimdi gelen fotoğraflardan bir tanesi. Bu. Evet şimdi şöyle soru şuydu galiba yanlış hatırlamıyorsam ilk bölümde. Bu varlıklar görünebilir mi? Sorusuydu. Evet. Bu varlıklar görülebilir. Neden görülebilir diyorum. Çünkü bununla ilgili birçok hadis var. Reptilyanlar. Cinler. Ben hepsini cinler diye betimleyeyim. Bu şu an ekranda gördüğümüz reptilyan diye sınıflandırılan varlıklardan biri. Ve gerek cin gördüğünü söyleyenler, gerek uzaylı gördüğünü söyleyenler bu tarz varlıkları tarif ediyor. Ama bilinen kadarıyla, bilinen ismiyle reptilyan dediğimiz varlıklar bunlar. Cinlerin görüldüğüne dair dediğim gibi birçok hadis var. Bununla birlikte kişi beyanları, tanık beyanları da bir hayli fazla gördüğüne dair. Mesela siyah karede olan fotoğraf ilginç bir fotoğraftır. Tabii bunun bir ışık yansıması olduğu da söylendi. Peki nedir bu fotoğraf? Bu fotoğrafın tarihçesi şudur. ABD Başkanı, eski ABD Başkanı Obama'nın korumalarından evet. biridir bu arkadaş. Ki... basın dünyasını, medya dünyasını çok uzun bir dönem meşgul eden bir evet. fotoğraf. Evet, o korumadır bu arkadaş. Bu arkadaş iddia şu, denir ki, hani şöyle bir tepki geliyor, ya iyi de kimse mi görmedi kardeşim bunu falan diyorlar. Buna karşıt olarak da görüş şöyle beyan ederler. Bu fotoğrafta gördüğümüz arkadaş normal ışıkların altında, normal gözle görülebilen bir varlık değil. Neden? Aslında görülüyor ama normal bir insan suretinde görülüyor. Bu şekilde görünmesinin tek bir sebebi, hani hatırlarsın geçen hafta konuştuk kameralar mevzunu. Onu çeken kameranın özelliğinden ve ışık yansımasından dolayı böyle deşifre olmuş diyorlar. Peki biraz önceki reptilyanlar, yani sizin bahsettiğiniz cinler, hani ilk gösterilen fotoğraftaki o nasıl yakalandı? O aslında bir çizim. Tabii çizim. İnsanların görgü şahitlerinin tarif ettiği şekilde yapılan çizimler onlar. Hemen yanında gördüğümüz çizim de aynı o şekilde yapılan çizim. Az önce gördüğümüz gerçek değildi yani. Sadece tarife göre yapılmış çizimdi. Ha derseniz ki şu fotoğraftaki gerçek bir reptilyan mıdır, gerçek bir cin midir? Bilemiyoruz yani bunu bilebilmek dokunmadan ya da onun bizatihi
yakın çekim olarak yapılmış çekimlerini görmeden inanmak mümkün değil. Kaldı ki bugün DepVip teknolojisiyle herkesi konuşturabilmek mümkün. Hatta belki rejideki kardeşlerimizi çok uğraştırırız ama Sayın Erdoğan'ın bile DepVip teknolojisiyle yapılmış, hani espri olsun diye yapılmış şeyi var, videosu var. İzliyorsunuz, bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın ses tonu, görüntüsü, mimikleri, her şeyi birebir aynı. Şimdi düşünsenize Sayın Erdoğan'a DepVip teknolojisiyle istenmeyen şeyler söyletildiğini. Peki yani o ülkenin, zaman hani diyoruz ülkenin ya. Ülkenin kaos durumuna düştüğü anda Sayın Allah göstermesin tabii de Sayın Erdoğan'ın tutsak alındığını ve tutsak alındıktan sonra insanları daha çok kışkırtacak şekilde bu teknoloji kullanarak bir şeyler yapıldığını, yani bu yapılabiliyorsa kalkıp bir tane reptiliana ya da birilerine bir şeyler de söyletilebilir. Hatta bir örnek vereyim. Çok özür diliyorum ama bunu yok, unutma. Estağfurullah. Yani sorun içinde soru çıkıyor. Benim en çok kızdığım bir olay vardı. Bir tane uzaylı diye bir varlık gösterdiler. Ya böyle yeşilimsi kapkara bir varlık. O varlık FBI görevlileriyle, bir iddiaya göre CIA, Amerikan İstihbaratı CIA görevlileriyle beraber işte sorgulanıyor. Sorgusunda şey diyor. Haşa, bütün dinleri inkar ediyor. Dinleri diyor insanlar uydurdu. Tanrı diye bir şey yoktur. İşte biz siziz. Biz gelecekten geliyoruz. Biz sizin gelecekteki haliniziz. Evrimleştik, bu hale geldik, yaratığa dönüştük falan. Yani bunlar da yapılabiliyor. Metafizik alemin çok derinlemesine bir konu olduğunu bahsetmiştik geçtiğimiz hafta. Bu hafta ikinci bölüm ama yani bu konulara daha da neler geleceğiz. Konuşacağız? Yani geleceğiz. Yani konuşacağımız şimdi, çok konu var. Evet, mesela bu da reptilian olduğu iddia edilen gözlerden bir tanesi. Bir de benim getirdiğim fotoğraflar vardı ya kardeşim. Onlara da bir göz atabilir miyiz? Onlar çünkü Babil ve Sümer bağlantılı. Mesela bakın bu fotoğrafta gördüğünüz, bugün günümüzde dahi insanların çok sık şekilde gördüğü, bak çok sık şekilde diyorum, bu çizim, bu biblo Babil'den kalma bize, Sümerlerden kalma. Bak Babil'den kalma. Ve müzede şu anda. Tabii. O dönemden kalma ama bugün insanların gördüm dediği ifritlerle birebir aynı benziyor. Aynısı. Bu bir ifrittir. Kanatlı olan, yani buna melek diyen de var ama değil kardeşim. Bu bir ifrit türüdür. O dönemden bize kalan bir betimlemedir. Hatta bazı kimseler bu biblonun Harut ve Marut'tan biri olduğunu söyler. Diğer fotoğrafa geçebiliriz. Hani biraz önce dediniz ya, gelişmiş teknolojiyle yapılan işte yanıltıcı yönlendirme, işte büyünün teknolojik versiyonu diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz, tabii ki. İnsanları zaten büyü demek insanları etkileme, kelime anlamı insanları etkileme sanatıdır. Dediğiniz çok doğru bir tespit. Bu teknolojiyle de insanlara bir nevi büyü yapılıyor diyebiliriz. Hocam bu fotoğraftakiler... Hemen açıklayacağım. Bugün sosyal medyaların yaptığı toplum mühendisliği de aslında budur. Bravo, aslında çok iyi bir yere temas ettiniz. Biliyorsunuz ben son bir video yayınladım. YouTube kanalımda var. Her şeyimiz takip ediliyor ve kontrol ediliyoruz diye. Mark Zuckerberg, yani Facebook'un kurucusu, bugün Instagram'da onun elinde, WhatsApp'ta onun elinde biliyorsunuz. Bu sosyal medya mecralarıyla birlikte toplumları yönlendirdiklerine dair bu adamlar mahkemelerde yargılandı. Bu da işte aynen dediğiniz gibi toplumsal bir büyüdür. Şimdi bu da yine sanıyorum ki Babil'den kalma bir büyü materyali. Üzerinde yazılmış harfler, tılsımlar vesaireler var. Bu da bir büyü materyali. O dönemden bize kalan arkeolojik bulgulardan bir tanesi. Başka bir fotoğrafa geçebiliriz. Evet, en önemlisi. Bu fotoğrafa dikkat edin. Bu fotoğrafta ortada duran, bugün Musevilerin, yani Yahudilerin kullandığı, bizde nasıl havas var gizli ilimlere, biz evet, havas ilmi deriz. Onlar da gizli ilimlerine kabbala ilmi derler. Kabbala ilminde kullanılan hayat ağacı dediğimiz olayın ta kendisidir. Ortada duran ağaç, hayat ağacıdır. Bunu Kabbala'da, tabii bunu bir yaşam felsefesi olarak düşünenler, kullananlar da vardır. Ama diğer yandan bir büyünün anahtarı ya da bina katları olarak kullananlar da vardır. Yanındaki iki meleği de ya da iki figürü de Harut ve Marut meleği olarak da kabul ederler.
Lakin o melek figürlerine dikkat ederseniz çok enteresandır. Az önceki ilk o gri bibloya çok büyük ölçüde benzerler. Bir hayli benzerlik evet, var. Evet benzerler. Yani. Diğer fotoğrafa geçebiliriz. Evet en önemlilerden bir tanesi. Bu nedir? Bakın şurada bir anlaşalım sevgili izleyici. Hazreti Süleyman gerçekten hüküm sahibi bir peygamberdi. Ve bir yüzük taşıyordu. Hazreti Peygamber'in taşıdığı yüzüğün aynısını ben de taşıyorum. Tabi haşa benzetme kendimi o makamda görmek anlamında değil. Hazreti Süleyman'a hürmeten onun sembolü olan bir yüzüğü ben de taşıyorum. Bu ekranda gördüğünüz Süleyman Peygamber döneminde Babillilerin kullandığı büyü materyallerinden bir tanesidir. Buna tılsım ismi verilir. Etrafına çizdikleri şekillerle, üzerine yazdıkları yazılarla büyü materyali olarak kullanırlar ve insanlara büyüler ya da ayinler yaparlar. Bunun başka bir versiyonunu günümüzde satanik örgütlerde veya satanik kişilerde görürüz. Ne yaparlar? Yere çizerler ve bunu kanla yaparlar ve onda ayin düzenlerler. Yani Hollywood filmlerinde ki şüphesiz yani hani ben izledim merak ettim çünkü insanoğlu doyumsuz arıyorsunuz merak ediyorsunuz ve bahsettiğiniz o satanik ayinlerin işte kendilerine göre kostümleri yere çizdikleri çizimler işte bir kurban vermeleri kan akıtmaları evet. Buyurun hocam yani Hollywood'un modern dünyada yeni etkileme metodu. Bu da yani teknolojik bir büyü. Yani üstad bak aslında yine çok iyi bir yere temas ettin. Benim jenerasyonum da satanik ayinler, satanist olma içgüdüsü, dürtüsü bir dönem inanılmaz artmıştı ve Türkiye'de de patlak vermişti. Ciddi bir manadaydı. Hatırlayın. Onlar nasıl oldu? Dediğiniz gibi filmlerle oldu. İnanın yani, filmlerle oldu ya. Toplum yönlendiriliyor. Filmlerde bravo. Filmlerde şimdi mesela kızıyorlar bizim böyle büyüleri konuştuğumuzda da biz büyü öğretmiyoruz. Ne kadar zararlı olduğunu insanlara anlatmaya çalışıyoruz. İnsanlar lakin, kendini nasıl koruyacak? Aynen öyle. Derdimiz bu. Lakin o Hollywood filmlerinde bildiğiniz insanlara ayin öğrettiler ya. Bildiğiniz insanlara satanik ayinleri öğrettiler. Ya tuttu bir tane kızla bir tane erkek bir münasebet sonrasında ayin yaptı yerde. Bir Hollywood filminde bu ismini falan almayayım gidip izlemesinler. Kediyi buldu, kedinin kanını akıttı. Sonra onunla şeytan çağırdı. Bunu bu olaydan sonra çünkü bu televizyonlara çıktı, gazetelere yazmıştı. Benim çocukluğumda ya da gençliğim daha genç yıllarımda ihtiyarladık artık. Oradan biliyorum. Sonra Türkiye'de de benzerlerini yaptıkları medyaya yansıdı. O yüzden söylüyorum bunu. Yani o Hollywood filmlere öğretti bunları insanlara ya. Bizse bu öğretilen şeylerin yanlış olduğunu anlatmaya i̇şte çalışıyoruz. İşte hocam burada yine şunu ifade etmek istiyorum çok değerli izleyenlerimiz. Hani spora, futbola merakı olanlar spor sahalarında yani o kalelerin arasına büyüler yapılıyor söylemleri çokça kez tabii, dile getirmiş. Tabii subliminal mesajlarla. Yani hepsi subliminal olarak yani toplumu bir şekilde entegre etmek, yönlendirmek, bilinçaltına giriş. Bir girizgah. Evet, 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 yani kapıyı açık kapıyı yakalıyorlar ve biz de saf halimizle halisane temiz bir niyete yapmışlar ya onlar yaptıysa biz de ya bunun ne kadar tehlikeli ne kadar sıkıntılı olduğunu çünkü sorularımın içerisinde öyle bir yere geliyorum ki şu konuyu bir toparlayalım. Hemen başka fotoğrafımız varsa geçelim. Evet bravo ya harikasın Reci. Az önce anlattığım satanik ay. Al işte sana örneği. Birebir. Aynen öyle. Bunu Hollywood öğretti kardeşim. Bunu filmler öğretti kardeşim. Ve insanlar bu şekilde insan kemikleriyle hem dine aykırı bir şekilde hem toplumsal ahlaka aykırı bir şekilde ayinler yapıp cinler çağırdılar, şeytanlar çağırdılar ve bunlarla insanlara zarar verdiler ya. Allah'ın emirlerini maalesef. Hiçe saydılar. Maalesef. Yani maalesef. Başka fotoğrafımız varsa geçebiliriz. Yoksa devam edelim. Hah harika. Bu mesela bir örneğim ben burada da var. Orada çıktığı için yakın çekime gerek görmüyorum. Bu da mesela Babil'de yapılan bir büyü metni. Bu bir büyü metnidir. Adam ya hani şimdi bizde muskalar var ya. Hah. İşte muska.
Şu an ekranda gördüğün sevgili Berat TV izleyicisi, sevgili dostlarım, ekranda gördüğün de bir o dönemin muskasıdır, büyü yazısıdır. Bu da bunlar yazılarak büyü yapmışlardı o dönemde. Bu da o örneklerden bir tanesidir diyelim. Şimdi hocam, öyle bir yere geldik ki. Başka fotoğraf varsa geçelim, siz devam edin. Reji hazırlığını yaparken, hani dedim ya, özelden dahi ulaştılar. İzleyenimiz der ki, ben evimde yatak odasındaki dolabımın içerisinde buldum der. Fotoğraflarını çekmiş ve hatta... Bunları reji ekrana yansıtabiliyor mu? Arkadaşlarımız buraya gelirse yani rejiden görevli arkadaşlarımız gönderelim ya da ben size yani ciddi ciddi... Tabii ben bakarım da ekrana yansıtırsa hani izleyicilerin yani görmesiyle söyledim. İzleyicilerimizin de görmesi için biz hazırlığımızı yaparken o zaman şimdi ikinci soruya geçeyim mi hocam? Hemen Harut ve Marut'la ilgili evet. Bir konu var, bir rivayet var. Evet. Onu da anlatayım, sonra ikinci soruya geçelim. Tamam. Program bitti, daha ikinci soruya geçememişiz bu arada. Yani çünkü şimdi... metafizik alem böyle birkaç soruyla bitebilecek bir alem değil. Çünkü cinler sonrasında Yüce Rabbim insanoğlunu, Ademoğlunu dünyaya gönderiyor. Ve biz bir imtihandayız. Ama işte bu imtihanı doğru şekilde verebilenlerden olabilmeyi niyaz ediyoruz ki ne kadar sıkıntılı, ne kadar tehlikeli, ne kadar günah olduğunu bile bile yapanlar var. Hani biraz önce örnek verdiniz ya, işte burada iki tane tahta kaşık sırt sırta veriyor, aileyi bölüyor ve aileyi yok ediyor. Ama evet. Örneğinizde işte bıçağı önce kendine, sonra karşısındakine batırıyor. Bu kadar yani, kötüdür bir yani olayım. Bu kadar tehlikeli bir zamanı yaşıyoruz, bir dönemi yaşıyoruz. Şimdi Üstad, programın başında Harut ve Marut meleklerinden bahsettik. Evet. Harut ve Marut meleği Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 102. ayette geçer. Tabii bu meleklerin indirilmesi ve büyü öğretmesiyle alakalı Yahudi kaynaklarında daha çok bilgiye rastlıyoruz. Onu söyleyelim. Yalnız hem bizim İslam alimlerimizin anlattığı hem de Yahudi kaynakları başta olmak üzere birçok kaynakla da örtüştüğü bir bilgi var, bir rivayet var. Hani birbiriyle benzeştiği için doğru olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüğümden dolayı anlatmak istiyorum bunu. Şimdi bu meleklerin niye geldiğinden sahih olan kısımla bahsetmiştik. Ama ikinci bir rivayet de var. Onu da anlatmak boynumuzun borcu. Onu da anlatmak istiyorum o nedenle. Tabii. Şimdi Allah Hazreti Süleyman'dan sonra büyüler yapıldığında Harut ve Marut meleğinden bahsederken o büyü yapanları, yani şeytanların insanlara dağıttığı büyü kitaplarından elde ettikleri bilgiler ile büyü yapanları, büyü yapanlara ithafen diyor ki onlar şeytanların dediklerine uydular diyor. Ya açık açık diyor ki Hazreti Süleyman'la ne alakanız var sizin diyor ya. Onlar şeytanların yaptıklarına uydular diyor. Melekler ne diyordu? Biz imtihan sebebiyle buradayız diyordu. Şimdi bu da bir de bunun background'u var. Arka planı var. Arka planında önemli bir rivayet var. Bunu özellikle isteyerek anlatmak için sizi böldüm. Şimdi Nuh tufanı olmuştur. Evet. Nuh tufanından sonra meleklerden bir zümre işte şeye gelir. Allah'a gelir der ki ya Rabbi bir tufan verdin. İnsanların bir kısmını kurtardın. Ama artık yaratma. Artık yaratma. Yeni insan olmasın. Çünkü bunlar da tıpkı cinler gibi bozgunculuk yapıyorlar. Bunlar da tıpkı cinler gibi birbirlerini öldürüyorlar. Bunlar da tıpkı önceki şeytanlar gibi birbirlerine iftira atıyorlar. Birbirlerine zulmediyorlar. O yüzden yaratma. Çünkü Nuh'a dahi gönderdiğin peygambere dahi inanmadılar. Biliyorsunuz ki Nuh peygamber ne çileler çekti adamcağız. Ne çileler çekti. Nuh'a dahi inanmadı bunlar. Ya gerek yok. Allah'ım diyorlar. Allah da diyor ki ben sizden daha iyi bilirim. O yüzden yaratma diyor, devam edecek. Yaratma sürecek. Tabii tufan ertesi. Tufan ertesinden sonra
Melekler şöyle bir itirazda bulunuyorlar. Diyorlar ki ya Rabbi, insana gerek yok. Çünkü biz varız. Biz sana isyan etmeyiz ya Rabbi. Biz ne dersen boynumuzu eğeriz, yaparız ya Rabbi. Biz ne emrin olursa anında yerine getiririz ya Rabbi. Sana inanmayan, sana isyan eden, sana karşı çıkan, senin emir ve yasaklarına uymayan bu insanları yaratma. Allah da diyor ki, onlar da özgür irade var ve bir sınav dünyasındalar. Ama sizde irade yok. Onlar da isyan ediyorlar. Haşa, isyan ediyorlar demeyelim de. Diyorlar ki, ya Rabbi, bizde irade olsaydı da, burası mühim, bizde irade olsaydı da biz yine o insanlar gibi olmazdık. Allah da diyor ki, madem öyle aranızdan iki tane vekil seçin. Onlara da irade verelim. Dünyaya gönderelim. Onları da sınava tabi tutalım. Ve hodri meydan. Sonra iki vekil seçiyorlar. Yani Harut ve Marut'u. Harut ve Marut dünyaya iniyor. Burası işte asıl enteresan yer. Asıl bomba yer burası. Harut ve Marut dünyaya indikten sonra ilk inişlerinde çok güzel bir kadın karşılarına çıkıyor. Hani artık insanlar gibi iradeleri var ya onların. Karşılarına çıkıyor. İki melek de, çünkü insan vasıflarına büründüler. İnsan vasfında olmasalardı aşık olma vesaire gibi durumları olmayacaktı. İki melek de bu kadına aşık oluyor. Aşık olduktan sonra kadın diyor ki, ben sizinle beraber olurum. Sizin bu yaklaşımınıza evet derim. Ama diyor, bir şartım var. Nedir şartın? Bir, içki içeceksin. İki, zina edeceksin. Üç, adam öldüreceksin, insan öldüreceksin. Bunlardan herhangi birini yaparsanız ben sizin bu gönül teklifinize, aşk teklifinize kabulüm diyor. Bunlar birbirine bakıyor. Ya bunlar hepsi büyük günah. Evet diyor, büyük günah. Aşk öyle kolay değil. Ben diyor bu beldenin en güzel kadınıyım. Aşk kolay değil işinize geliyorsa. Bunlar kafa kafaya veriyor. Ne yapsak, ne etsek, ne yapsak, ne etsek. Sonra kendi aralarında diyorlar ki, ya biz içki içelim. Niye içki içelim? Adam öldürmek büyük günah. Başkasına zarar vereceğiz. Evet. Zina yapmak büyük günah. Başkasıyla bir münasebetimiz olacak. Başkasıyla olan bir fiile girişmemek adına sadece kendimizle olan bir fiil gerçekleştirelim. İçki içelim. Ve içki içiyorlar. İçki içtikten sonra çok sarhoş oluyorlar. Çok sarhoş olduktan sonra zina ediyorlar. Kendilerine değiller çünkü. Zina edip bittikten sonra kendilerine neden zina ettiğiniz diyen bir adamcağızı öldürüyorlar. Ve üç günahı da işlemiş oluyorlar. Aynı anda maalesef yaşıyorlar. Şimdi bir bitireyim işte, çok kısa kaldı. Sonra bu varlıklar bu suçlarından ötürü, hikaye o ki, bu anlattığım bir rivayettir bu arada. Yani anlatıla gelmiş bir hikayeyi ben size sunuyorum. Ayet değildir, herhangi bir şey değildir. Ayette böyle detay yok zaten. Sonra bu varlıklar Babil'in bir bölgesine asılırlar. Ayaklarından asılırlar tepe taklak. Hatta herhalde getirmedim onu. Bunun fotoğrafı da vardı. Babil'den kalan. Asıldıklarında, işte o asıldıkları anda insanlara bir şeyler öğretmeye başlarlar. Ve öğrettiklerinde de insanları uyarırlar. Bak bu kötü bir şeydir diye. Harut ve Marut'un ekstrem bir hikayesi de budur. Bunu da böyle anlatmış olalım. Buyurun. Şimdi izleyenimiz diyor ki, Harut ve Marut'un Suriye'de olduğu, Suriye toprakları içerisinde bir mağarada olduğu ile alakalı bir anlatım var der. Bununla alakalı bir yorumunuz var mı? Doğrudur, mağaranın hatta Şam'da olduğu söylenir. Yani mağarada olduğunu bilmiyorum ama Harut evet. ve Marut meleğinin evet. Şam'da olduğu söylenir. Diğer bir rivayet de Irak'ta olduğu söylenir. Hatta ve hatta Amerika Irak'a ilk girdiğinde ilk gittiği yer Amerikan ordu binası olmamıştır. Amerikan devlet yönetim sarayı olmamıştır. Amerikan kütüphanesi olmuştur. Hani dedik ya Hazreti Süleyman'ın tahtının altında kitaplar vardı, bir takım kitaplar vardı diye. O kitapların bazılarını Kudüs'e, sözde onların hacılarını, Hristiyan hacıları korumak adına giden liderlerin ismi Hugo Estepayen olan tapınak şövalyelerinin
başlangıcı, başı olan adamlarının çıkardığı kitaplardır bazıları. Bazıları da işte Irak kütüphanesindedir. O kitapların çalındığı, Amerika tarafından çalındığı söylenir ki bu gerçekten de tespit edilmiştir, doğrudur. Amerikan ordusu Irak'a girdiğinde ilk önce kütüphaneye gitmiştir. Kütüphaneden kitapları çalmıştır adamlar. İşte bir rivayete göre Harut ve Marut'un Irak'ta, mezarlarının Irak'ta, kabirlerin Irak'ta olduğu söylenir. Bir rivayete göre Şam'da olduğunu söylenir. Başka bir rivayete göre de denir ki Allah onları bir melek olarak indirdi. Bir melek olarak tekrar, hani fiziki bedene büründüler ama vefat ettiklerinde tekrar o bedenden sıyrıldılar. Bir ruh olarak, bir enerji olarak tekrar göğe yükseldi. Yani mezarları yok derler. Tabii bu kesin bilgi değil. Yerlerini bulan yok. Gerçekten onlar mıdır tespit edebilen yok. Ama izleyicilerimiz doğru söyler. Böyle bir rivayet vardır. Yani yine aynı cümleye geleceğim. Öyle ki modern dünyada Hristiyanlık ve Yahudiliğin İslam dünyasına ait olan en önemli yazıtları, kitapları bulmak, insanlığa hükmetmek derdinde olduklarını unutmamak zorundayız. Yani parantez içinde altını kalın kalın çiziyoruz ve diyoruz ki insanlığın, İslam dünyasının başına musallat olanlar zaten belli. Fakat biz kendimizi bir şekilde korumak ve kurtarmak zorundayız. İşte bu akşam da diyoruz ki efendim bir aileye musallat olana kurtarmak için bir hediyemiz olacak. Bir de kitap hediyemiz vardı. Fakat şimdi bir izleyenimizden gelen fotoğraf vardı. Bu fotoğrafta evet, da bakalım, evinde he? bulunan muska yazılar vardı yatak odasının dolabında. İstanbul'dan Filiz Hanım yazmıştı. Arkadaşlarımız o görüntüleri, evet şimdi geliyor yazılar. Evet bu şu şekilde. An ekranda ama yazıların ne olduğu tabii ki ekrandan net olarak diğer belli olmuyor. Diğer görüntüler de vardı. Bunları yine arkadaşlarımız gönderebilirse. Şimdi şöyle gördüğüm kadarıyla burada uzun bir yazı metni var. Evet. Uzun yazılar çoğunlukla ya Reji harikasın sen. Ya bu akşam arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız canla başta çalışıyorlar. Şimdi şunu söyleyelim. Buradaki görüntüde gördüğümüz uzun yazı ve içinde bir takım işte harfler, sayılar, tılsımlar barındıran bir yazı metni. Bunlar çoğunlukla tabii bunları bana Instagram üzerinden ulaştırırlarsa daha yakından bakma şansım olur. Daha iyi. Bu arada yani o sayfalarınızı YouTube ya da Instagram sayfalarınızı hiç paylaşmadık. Eğer yani evet, aslında ekranda paylaşılabilir onlar. Onları da değerli arkadaşlarımız yine evet. Altyazıdan Kürşat Berkan hocamın sosyal medya hesaplarını merak ettiklerinizi hocamın YouTube'da, yine diye. YouTube'da Allah razı olsun. Oradan da bulabilirler. Çünkü konuşmak istediğimiz, daha doğrusu benim o kadar hazırladığım soru var ki hocamı bulmuşken yani böyle birkaç programla birkaç bölümle bırakmak istemiyorum. Buyurun hocam siz devam edin. Şimdi en başta şeyi söyleyeyim. Instagram ya da YouTube üzerinden yazar Kürşat Berkan yazar Kürşat Berkan yazarak ulaşabilirler. Bu uzun bir metin. Bu çoğunlukla bereket için yapılır ya da koruma için yapılır. Yani ruhani varlıklardan, büyüden, evdeki musallattan, evdeki huzursuzluktan korunmak için yapılan materyallerdir. Ama bu öyle midir? Bunu bilebilmek için yakından görmek gerekir. Lakin izleyiciye tavsiyem kesinlikle atmasın. Cam bir kavanozun içine koysun, kapatsın, ehil birine gösterene kadar. Kendi başınıza evinizde bulduğunuz hiçbir materyali atmayın. Maalesef atmayın. İzleyenimiz şöyle demişti, ben denize attım demişti. Öyle yazmıştı. Keşke atmasaydı. Neyse, denize atmak da %50 faydalıdır ama keşke yapmasaydı. Başka fotoğraf var mı bununla ilgili? Bu kardeşimizin, arkadaşımızın gönderdiği. Rejideki arkadaşlarımız varsa onu da alalım, onu da yorumlayabiliriz. Şimdi vakti iyi değerlendirelim istiyorum hocam. Çünkü ikinci bölümün de neredeyse ortasına doğru geldik. Evet, burada ne var bu arada? Siz de yazmıştı herhalde mesajda. Burada sanıyorum ki bir leke görmüş. Kapıya yani ana evet. Giriş kapısı, daireye giriş kapısına şunu söyleyeyim. Var. Çoğunlukla bu tarz yerlere domuz büyüsü yapıyorlar abi. Bu hayvanın aslında bu hayvanla ilgili değil de ismi öyle konmuş işte. Bu büyüyü yapıldığında sarımtırak bir lekesi olur ve asla çıkmaz. Yıkasanız da çıkmaz, silseniz de çıkmaz.
Bu kapıdaki şey de, tabii buradan net belli olmuyor ama bu kapıdaki şey de böyle bir şey ise evet bir büyü olma ihtimali vardır. Çıkmıyorsa kapıyı değiştirelim hocam. Yok, kapıyı değiştirmek de işte mesele. Çünkü kapıyı değiştirecek, atacak kapıyı. Başka yöntemleri var. Onu da buradan anlatamıyorum işte. Ekrandan anlatmamız yasak olduğu için. Detaya giremiyorum malum. Ritik kuralları gereği. İşte çok ben de ritik kurallarından dolayı diyorum kapıyı değiştirelim. Yani yok, işte alternatif çözüm değil, ama. Çözüm değil, değil mi? Evet, büyüyü çözmek için o bir çözüm değil. Başka fotoğrafımız varsa geçebiliriz. Bu arada evet. Böyle fotoğraflar var ise izleyicilerimizde buldukları şeyler, onları gönderebilirler. Evet, bunlar muska. Muhtemelen az önceki yazı olan metnin içinden çıkmıştır. Bunların içinden evet, çıkmıştır. Evet, evet, evet. Bunlar da muska materyali. Başka da yok herhalde bildiğim kadarıyla. Bunlar var. Evet, yani buradan da gördüğümüz kadarıyla tılsım diye düşünüyorum bunları. Bunlar da söylediğim gibi koruma için yapılan şeyler. Bunların büyü materyali olduğunu düşünmüyorum. Lakin kesinlikle değil anlamına da gelmez. Hocam biraz daha yaklaştırdı arkadaşlar. Evet, tekrar eden burada yazılar var. Dediğim gibi bu %100 büyü materyali demek güçtür. Olduğu anlamına da gelmez, olmadığı anlamına da gelmez. Lakin özellikle belirtiyorum ki bu tür yazılar koruma için yapılır. Yani manevi anlamda bizi korusun diye yapılan şeylerdir bunlar. Ki muhtemelen de bu da bunlardan bir tanesi. Sevgili kardeşimiz ev halkının ağzını yoklarsa ev halkından birileri yapmış olabilir. Hani bazen şöyle olur. Gelin damattır. Kaynana gider hocaya. Der ki ya oğlumla kızımın arası bozuk. Hadi bir şeyler yap bize. Bunlar yapılır, gönderilir. Bu da öyle bir şey olabilir. Şimdi evet, devam edelim. İzleyenimiz diyor ki 2 aya yakın önce ayakkabımın altında vidalı çivi gördüm ve eşime çıkarttırdım. Birkaç gün sonra eşim rahatsızlandı. 3 hafta sonra falan diyor hayatını kaybetti. Acaba diyor büyüden mi vefat etti? Çok kafama takılıyor. Önceden de birkaç defa büyüyü yaptılar ve anlaşamazdık diye yazmış değerli izleyenimiz. Hemen şöyle, bu arada bu fotoğraflar geçti artık. Bizim evet. Stüdyomuza dönebiliriz. Evet. Hemen şöyle söyleyeyim üstad. Olabilir. Yani bir vidadan büyü çıkar mı kardeşim? Yok, çıkmayabilir ama çıkabilir. Nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Hemen bir örnek vereyim size. Mısır'da arkeolojik kazılar yaparken o lahitlere dokundular diye hastalanan birçok insan var, kayıtlara geçmiş. İşte hastalandıktan sonra birkaç gün içinde hızlı bir şekilde hayatını kaybeden insanlar var. Dolayısıyla bir büyü materyaline dokunduktan sonra hastalanma durumu olabilir. Çünkü bir cin görevli ve o cin musallat oluyor. Bunun gibi şeyler evet yaşanabilir ama %100 bundan mıdır demek için elle tutulur gerçekten bir bilgi olması gerekiyor. İzleyicimiz bunu nasıl çözer? Ehil olduğunu düşündüğü birilerine ulaşırsa bir kendisine bakım yaptırarak bunu çözebilir. Bunun da imkanı vardır. Bir izleyen sorumuz var. Onu soracağım. Sonrasında mevcut sorularımızdan devam edelim istiyorum değerli hocam. Tamam. Emin Çataklı der ki ülkemizde de Milli İstihbarat Dairesi'ni ve kurumlarını cinlerle koruma var mı? Çünkü Amerika'daki 51. bölgede ve diğer ülkelerde bu tarz işlerin olduğunu duymuştuk diyor. Evet, Amerika'daki 51. bölge tamamıyla dünya dışı yaşamla alakalı. O yüzden 51. bölgede böyle bir şey yok. Amerika'da yine Dolce Üssü var. Dolce Üssü'nde böyle şeyler var. Hatta orada bugün dünya üzerinde var olan pek çok dinin temsilcisi de oraya gidip onların bilgilerinden faydalanıldığına dair bilgiler var. Aynı şekilde CIA bununla ilgili çok çalışma yapmıştır. Amerikan İstihbarat Servisi CIA bununla ilgili çok çalışma yapmıştır. Yine Rusya İstihbarat Servisi KGB bununla ilgili çok çeşitli çalışmalar yapmıştır. Zaten İran İstihbaratı bunun en önde gelenlerinden bir tanesi. Merkezi. Hatta herkes şey bilir mesela İsrail'in Mossad'ı, İstihbarat Servisi Mossad'ı bilir. Mossad'dan dahi İran çok çok ileridedir. Bakın çok çok ileridedir. O yüzden istihbarat servisleri bunları kullanırlar. Milli İstihbarat Teşkilatı kullanmıyordu bunları. Ama sevgili Hakan Fidan'la beraber bir dönüşüme gidildi. Şu an resmi olarak kullanmıyorlar.
Hani böyle bir birim yok. Ama içeride birilerinin, yani inanan, İslam diline gönül vermiş, gerçekten de Allah ayetlerinde, Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor diye cinlerin varlığına inanmış, cinlerle istihbarat yapılabileceğini akleden istihbaratçılarımız var. Onların bireysel olarak kullandığını biliyoruz. Ama resmi olarak devletin resmi statüsü altında Milli İstihbarat Teşkilatı ya da Emniyet Teşkilatımız kullanmıyor diye biliyoruz. Bireysel olarak da kullanıldığını az çok biliyorum. Öyle diyebiliriz. O zaman şimdi izleyenlerimiz genel olarak şunu soruyorlar. Selamünaleyküm hocam demişler. Aleykümselam. Bizim hayatımız alt üst oldu. Yani genel olarak bütün izleyenlerimiz adına şunu sormak istiyorum. Ailesine bir büyü yapıldığını anlayan, anımsayan ya da düşünen, fark eden, hisseden ne yapmalı? Nasıl bir yol izlemeli? Çünkü hani bu yönde bir hayli soru var. Yani Berat TV izleyenlerimiz gerçekten çok dikkatli ve hassaslar. Evet. Şimdi aslında bu soru çok ucu açık bir soru. Gerçekten çok ucu açık bir soru ve cevabı basit gözükse de çok zor cevabı olan bir soru. O zaman diğer bölümleri bence çok iyi takip edin. Ara ara hani hocamın, Kürşat Berkan hocamla metafizik alemi biz konuşuyoruz ya. Bu ikinci bölüm. Ama metafizik alem çok derinlemesine bir konu. İşte programın başlangıcından sonuna kadar reklam arasında dahi bir yere ayrılmayın. Çayınızı, kahvenizi yanınıza alın. Ve bence ayrılmayın. Hocam, şimdi günün ikinci sorusu. Kara büyü. Tamam, yani, kara büyüyü anlatalım. Ama istiyorsan o soruna da cevap vereyim kısaca. Ona işte kısa bir cevap birleştireyim. Birleştirerek tamam. Yavaş yavaş hani artık son 30 dakika. Tamam, okey. Şimdi en basit yöntemi söyleyeyim. Bak gerçekten çok basit üstad. Allah bize bir Kur'an vermiş. Kur'an aynı zamanda bir şifa kaynağıdır. Ben söylemiyorum. Ayette aynen öyle söylüyor. Kur'an bir şifadır diyor. Sen o şifadan nasıl şifalanacaksın? Allah Allah senin aranda. Kur'an manevi rahatsızlıklar için muhteşem bir reçetedir. Manevi rahatsızlıklar için muhteşem bir reçetedir Kur'an. Ne diyor da ayette? وَنُنَنْزِلُ مِنَ الْقُرْآنُ مَا وَشِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Allah Kur'an'ı sizler için şifa olarak yarattı diyor. Şimdi büyünün tabii çok çeşitleri var. Birincisi şunu söyleyeyim. Hepimiz ya acaba bende büyü olabilir mi? İşlerim çok kötü gidiyor vesaire diye düşünüyoruz. İki yakan bir araya gelmiyor diye düşünüyoruz. Akşam cebime 1000 lira koyuyorum, sabah 100 lira kalmıyor diye düşünüyoruz. Ya benim hiçbir şeyde nasibim yok, her şeyim ters gidiyor diye düşünüyoruz. Dükkanım çok bereketsiz, bir türlü iş olmuyor. Çok mücadele ediyorum ama olmuyor diye düşünüyoruz. Şimdi birincisi, bunun çok çeşitli sebepleri var. Bir, faiz yiyorsundur abi. İki, yalan konuşuyorsundur. Üç, iftira ediyorsundur. Dört, elinde bulunan mal, yetim hakkından aldığın maldır. Kardeşlerinin hakkından yediğin maldır. Beş, çok yoğun bir şekilde zina ediyorsundur. Altı, kul hakkı yiyorsundur. Ya bunları sayarım sayarım bitiremeyiz. Yani dünyalığa, dünyadakilere tamah etmekten biz insanoğlu uçurumun kenarındayız. Tabii ki. Yani dünyaya o kadar bel bağlamışız ki, ya da dünyanın nimetleri deniyor ya, diyoruz ya, işte günümüzde en çok ne konuşuluyor? Dolar paritesi indi çıktı. Eyvah eyvah gitti, zarar ettik. İşte bu dünyalığın, dünyaya tamah etmenin de esamesi. Oraya amenna. Ama üstad orada da bir şey söyleyeyim. Tabii sana itiraz olarak söylemiyorum. Belki de itiraz olarak da söylemiş olabilirim. Tamam. Anlatınca göreceğiz. Yani şu an analiz edemedim. O yüzden söylüyorum. Hakkını helal et. Şimdi şöyle. Bize hep şu öğretiliyor. Ya kardeşim. İşte dünyada çok ağırlık verme. Allah'a tevekkül et. Allah'a şükret. Elindekiyle yetin. Yok abi. Elindekiyle yetinme kardeşim. Ben böyle düşünüyorum. Şahsi fikrim. Neden? Allah'a şükrü kesinlikle bırakmayacağız. Aldım buradan Berat FM yazılı. Ha, Berat TV'de yazıyormuş. Berat TV yazılı bardakla su içiyorum. İçtim. Ya Rabbi sana şükür olsun. Demem gerekiyor içimden. Demem gerekiyor abi. Demedim. O benim eşekliğim.
demem gerekiyor. Şükrü her zaman edeceğiz. Ama ben eğer Kürşat Berkan olarak sevgili kardeşim sana diyorsam ki ya Allah'a şükret, fazla parada malda mülkte gözün olmasın kardeşim, Allah'a şükret, tevekkül et diyorsam bana inanma. Niye biliyor musun üstad? Müslüman güçlü olacak kardeşim. Bak Müslüman güçlü olacak. Hocam orada hemfikiriz. Amenna. Yok senin için söylemiyorum. Müslüman güçlü olacak. Bak hele hele bu çağda sevgili dostum, hele hele bu çağda kendine bir maaşa, yani sana patronunun verdiği, işverenin verdiği bir maaşa takılıp kalmayacaksın. Ne yapacaksın? Şunu yapacaksın. Ek gelir kaynağı üreteceksin kendine. Ha diyebilirsin ya hocam iyi de aldığımız 3000 lira maaş nasıl ek gelir bulayım? Ben onu bilmem. Allah sana zeka vermiş. Tezekkere o ne diyor sonra ha? Düşünmez misin diyor bak. Düşün. Onu sen bul. Ben bilmem nasıl olacağını. Bak elinde nimet var. Nimet dediğim ne biliyor musun? İnternet. Bir sürü çeşit gelir kaynağı bulabilirsin. Ama bunları bulurken de akıllı davran, dolandırılma. Onu da söyleyeyim. Ve hızlı para kazanma hevesine de kapılma. Uyanık çok anında dolandırırlar seni. Peygamber sünneti ne biliyor musun? Ticaret yapmak. Ticaret yap ya. Ticaret yap. Bunu 50 kuruşa alabiliyorsan, kaşıklar da gidiyordu. 50 kuruşa alabiliyorsan 50 kuruşa al, 1 liraya sat. Ticaret yap sevgili kardeşim. Muhakkak geçim kaynağın için bir ek gelir oluştur. Neden? Çünkü Müslüman güçlü olmak zorunda. Mesela biz ne yapıyoruz biliyor musun üstad? Benim YouTube kanalım var. Orada katıl abonelerimiz var. Katıl abonesi olduğunda bana bir para ödüyor insanlar. Onlara özel bir hizmet sunuyorum. Yani bütün insanlara sunmadım. Farklı bir hizmet sunuyorum onlara. Farklı içerikler hazırlıyorum. Farklı videolar sunuyorum. Oradaki kardeşlerimizle, şimdi 20-30 tane kardeş olduk. O kardeşlerimizle beraber orada toplanan parayı, yani bana verdikleri topladıklarımız parayı tutuyoruz abi. İnsanlara yardım ediyoruz. Mesela bir kardeşimize tekerlekli sandalye aldık. Bir yetim kardeşimize, onu da yapacağız daha yapmadık. Annesi terk etmiş gitmiş. Anneannesiyle dedesiyle beraber kalıyor. O kardeşimize mesela işte eşyalar, giydim, kuşam vesaire alacağız. Belki bir bisiklet alacağız, bilmiyorum yapabilir miyiz. Başka bir aileye erzak yardımı yaptık. Peki şunu düşünmemiz gerekiyor. Bu insanlar durumları iyi olmasa, bizim kanalımıza abone olmasa biz bunu yapabilir miydik? Hayır yapamazdık. Bak o Müslüman güçlü ki biz bunu yapabiliyoruz. Mesela bugün Berat TV'de buna benzer organizasyonlar düzenliyor. Yardımlar topluyor. Oralara da katılın. Eğer bu insanlar güçlü olmasa, yardım yapamasa bu diğer insanlara yardım gider mi? Gitmez. O yüzden şükrünü de et, tevekkülünü de et. Aslanlar gibi çalış, daha çok çalış ve kendine alternatif ek gelir icat et sevgili kardeşim. Müslüman güçlü olmak zorunda. Müslüman boynunu eğerse ya benim bu dünyalıkla işim yok falan derse dünyalıkla işi olanına birileri gelir senin kafana ezer Müslüman kardeşim. Hani hep şunu diyoruz ya hocam. Şimdi dünyaya yön verenler, paraya yön verenler. Kapital sistemin amacı budur işte. İşte insan kafasını kaldırmasını istiyor. Şunu yapıyor. Bu paraya yön verenler, dünyaya yön verenler işte bizi yani kendi halimizde iç dünyamızda baş başa bırakanların ne kadar uyuduklarına baktığınız zaman maksimum 5 saat. Tabii. 5 saat. 3 saat, 5 saat uyuyor. Biz yani sabah namazıyla başla, yatsıyla işi bitir, günü yatır. Kesinlikle. İşte biz gerçekten güçlü olmak zorundayız. Biz eğer güçlü olursak ne yapacağız biliyor musun? Bak bugün çoğumuzun yapmadığı bir şey söyleyeyim sana. Yani benim de zaaflarım var bu konuda. Belki ben de yapmıyorumdur. Ne yapacağız biliyor musun? Abi deli gibi çalışacağız. Güçlü olacağız. Güçlü oldukça şükredeceğiz. Hazreti İbrahim'in bir hikayesi var. Çok hoşuma gider. Beni çok mest eder. Derler ki ya İbrahim sen nasıl bu kadar zengin oldun? Derler ki Allah'la yarıştım. Tövbe estağfurullah ya. Nasıl Allah'la yarıştın ya? Der ki ben Allah'ın verdiği nimetleri aldım insanlara verdim. Allah bana daha çok verdi. Ben daha çok verdim. Allah bana daha çok verdi. Sonra diyor Allah kazandı ben de kazandım. Asıl mesele bu işte. Allah bize verdikçe hani diyorum ya şükredeceğiz, tevekkül edeceğiz diye. Allah bize verdikçe dur lan bir araba alayım. Allah daha çok verdi. Dur lan bir de ev alayım. Sonra bir yat alayım. Ya bir de bir Kıbrıs'a gidip bir kumarhanelere bir baksam mı? Bittin abi. Hayır abi tam tersi güçlü olacağız, mücadele edeceğiz. Allah bize verdikçe zekatımızı vereceğiz. Vereceğiz ki başka bir garibanın yüzünü güldüreceğiz. Vereceğiz ki başka bir garibanın faturasını ödeyeceğiz. Vereceğiz ki başka bir garibanın oğluna, kızına üst baş alacağız. Biz böyle yardımlaşma ağını kendi içimizde ya kendi mahallemizde yardımlaşma ağını kuvvetlendirirsek, şükrümüzü edersek, zekatımızı verirsek Allah da bizi sever. Kul da bizi sever. Ve düşünsene. Öze şimdi, dönüş.
Bravo. Öze düşünsene abi şimdi. Yani özümüzü yakalamak. Özgür zorunda. Yolcu, Özgür Yolcu bugün Berat TV'de program yapmış. Bir tane sponsor çıkmış. Bu arada hala sponsorumuz yok ha söyleyeyim. Evet, yani. Bir tane sponsor çıkmış. Özgür Yolcu'ya demiş ki Özgür Yolcu her ay benden sana 5.000 lira kardeşim. Bu arada biz 50-30 bin lira da istemiyoruz ha. Ufak ufak miktarla da destek olabilirsiniz bu programa. Özgür Yolcu'ya demiş ki al Özgür Yolcu bu 10.000 lira senin kardeşim. Sen burada program yapıyorsun, emek harcıyorsun. Özgür Yolcu alıp bu 10.000 lirayı çatır çatır yerse yanlış yaptı. İşte, ne yapacak? Sıkıntı. Alıp da bu 10.000 liranın zekatını verirse Özgür Yolcu, zekatını verdiği aile de Özgür Yolcu'ya derse ki ya Rabbi ya bu parayı bana getiren Özgür Yolcu'ya, buna vesile olan Berat TV'ye, şuna buna buna sen de yardım et ya Rabbi derse abi ne yaptık? Hem Rabbimizi sevindirdik, hem garibanı sevindirdik, hem kendimi sevindik. İşte infak etmek ve öze dönmek diyorum. Bravo. Ya. İşte mesele bu abi. İnsan oğlunun, insanlığın en büyük sorunu, hani büyü diyoruz, cinler diyoruz, metafizik alem diyoruz ama biz yaratılıştaki maksadımızın dışına çıktığımız için mi bu hale geldik ve kara büyüye takılmıştık? Çünkü zaman da çok hızlı ilerliyor. İzleyenlerimiz ayrılmayın. Kara büyü. Evet, son 20 dakika kara büyüyü konuşalım. Bu akşamı kapatmış olacağız. Pekala, kara büyüyü konuşalım. Evet. Şimdi üstad, kara büyünün, tabii büyünün birçok çeşidi var. Ama bunların içinde en önemlisi kara büyü. Çünkü hani her şeyin bir azılısı vardır ya, düşmanın azılısı, cinin ya. Azılısı, katilin azılısı, hırsızın azılısı. İşte büyünün de azılısı kara büyü abi. Yani ismi dahi ürpertici aslında. Yani kara büyü diye doğru sordunuz aslında. Önce şunu söyleyelim. İmam Nevevi büyü yapmak büyük günahtır diyor. Ve büyü yapmak büyük günahtır derken de ekliyor. Diyor ki büyünün de 5 çeşidi vardır diyor. İmam Nevevi. Ama diğer taraftan Allah Resulü de diyor ki tabii ki büyü yapmadan yapanları lanetliyor. Büyü yapmak Peygamber Efendimiz, bak Allah'ım, Peygamber Efendimizin sözü ey mübarekler, büyü yapmak 7 büyük günahtan biridir diyor Allah Resulü. Ya soruyorum sana, daha komşunu beğenmedin diye büyü yapacak mısın? Peygamber seni lanetledi. 7 büyük günahtan biridir diyor ya. Büyük günahtan. Ki Allah'ın yasakladığı bir şey. Kesinlikle. Cevap çok net. Ebu Ubeyde ve Ebu Leys büyü hakkında çok net bir şey söylüyor. Bak. Hani anlattık ya programın içinde. Ya şu olsun diye büyü yapıyor. Bu olsun diye büyü yapıyor. Adamın mesela hanımı gitmiş. Terk etmiş onu. Geri dönsün diye büyü yapıyor. Ya kadının sen cüzi iradesini engelliyorsun. Ebu Ubeyde ile Ebu Leys diyor ki büyü yapmak direkt şeytandandır. Abi sen hanımın geri dönsün diye büyü yaptın. Ama şeytanla anlaşma yapmış oldun, kurban oldun. Ve buna şimdi bir kılıf uydurmuşlar. Diyorlar ki ak büyü. Ulan bakıyorsun kara büyü var. Ah, kara büyü kötü. Ak büyü. Ak, beyaz. İyidir o zaman bu ya diyorsun. Başımızdan geçen bir olay anlatayım sana. Bir tane abi var. Tanırım kendisini de. Şimdi aramız bozuk. Bu dünyada kime iyilik yapıyorsan, hani derler ya balık bilmezse halık bilir diye, ben öyle yapıyorum. Yani kulları inan iyilik bilmiyor. Ama iyilik yapmaya devam ediyorum Rabbim bilsin diye. Bu abi geldi, dedi ki ya hocam bana dedi birini bul. Nasıl birini bulayım abi sana? Ya bana dedi çok iyi bir hoca bul. Hayrola abi, ne yapacaksın hocayı? Dedi ki hanım beni terk etti. Aramızda çok bozuktu. Ben hanımın dedi geri dönmesini istiyorum. Bunun için dedi bir şeyler yaptıracağım. Abi kadının cüzi iradesine müdahale etmiş olursun. Sen huyunu suyunu değiştir. Mutlaka sende de hata vardır. Kadını razı etmenin farklı yollarını ara. Git annesiyle konuş, babasıyla konuş, kıramayacak kişiler araya sok falan. Yok dedi hocam, ben bu iş hocayla çözülür, ben biliyorum. O kadına dedi büyü yaptılar. Abi yapma etme ya. Hocaya gitme. Bak hem paranı alırlar mal. Yok ben gideceğim. Peki. Sonra gitti. Gitmiş tabii, ben birini yönlendirmedim. Gitmiş. Hoca demiş ki senin hanımda büyü var. Yani tam tarihi hatırlamıyorum ama 2015 falan olması lazım. Senin hanımda büyü var demiş. Tabii birkaç kişi geziyor, hepsi para alıyor, çare olmuyor. En son demiş ki hoca, ben demiş bak sana ak büyü yapacağım. Ak büyü yaparsan bu kadın geri gelir. Vallahi mi hocam? Vallahi gelir. Tövbe aşağı. Neyse adama büyü yapmış. Adamından o zamanın parasıyla 17.000 TL para almış. Bundan 7 yıl önce. Ya 17.000 TL para almış abi.
Sonra ak büyü yapmış, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, bunu mezara gömeceksin, bunu bilmem nereye asacaksın, bunu kadının geçtiği yola serpeceksin, bunu işte kaynananla konuş, kadının yastığına koysun falan filan derken, işte bunu yedir kadına. Ak büyü yapmış. Allah'ın işi ya. Kadın geri gelmiş. Geri geldikten sonra, yaklaşık işte 3-4 ay sonra, kadın evin içinde varlıklar görmeye başlıyor. Bu sefer adam şunun derdine düşüyor. Yaptığı hatayı anlıyor. Kadın görüyor, birileri bana saldırıyor. Kadını gece boğuyorlar. Kadın şizofren oluyor bildiğin. Bu sefer kadını tedavi ettireyim diye oca oca geziyor. Çare bulamıyorlar. Ve kadın kendini astı abi. Geri dönsün dediği kadın kendini astı. İki çocuğum yetim kalmasın diye, o kadın geri dönsün diye uğraşıyordu. Kadın belki, Allah'ın işi ya bilmiyoruz. Belki büyü sebebiyle geri döndü. Döndükten sonra rahatsız edildi ve kadın kendini astı. Ve daha enteresini söyleyeyim sana. Araları bozuktu ya kadınla. Adam da cezaevine girdi. 2,5 ay mı? 2 ay. 2 ay küsur olması lazım. Cezaevinde yattı. Karını sen öldürdün diye. E sonra suçsuz anlaşıldı. Çıktı ama yattı yani. Hem kendi cezaevine yattı. Yani bu işin beyazı ya, karası yok. Kesinlikle. Çünkü haram. Çünkü günah. Çünkü lanetlenmiş. Çünkü yasaklanmış. Şimdi kara büyü ve ak büyü, yani büyü çeşitleri, kişinin iradesini kullanarak yapılan büyüler. Kişi haberi olmadan kendisine büyü yapılıyor. Görmediği bir varlık, ayette diyor ya, onlar sizin onları görmediğiniz yerden görürler diye cinler için. Görmediğim bir cin geliyor, bana vesvese veriyor abi, beni yönlendiriyor. Bugün cihazlarla dahi zihin kontrolü yapılıyor. Bunu Amerika'sı yapıyor, Rusya'sı yapıyor, Mossad'ı yapıyor, İsrail'i yapıyor. Ses dalgasıyla. Bravo, ses dalgasıyla yapıyor. Yani zihin kontrolünün pek çok çeşidi var. Mesela bizim Aselsan mühendislerimiz nasıl öldürüldü abi? Zihin kontrolüyle, metafizik istihbaratla öldürüldüler. İşte cinlerin yaptığı bu çalışmayla kişi kendi iradesini kaybediyor ve bu büyünün etkileri oluyor. Kara büyü bunlardan bir tanesi. Günümüzde İslam adına konuşan kişiler, bu da mesela çok hezeyanlardan bir tanesi. İslam adına konuşan kişiler büyüyü inkar ediyorlar. Ya bu nasıl olur abi ya? İnanılmaz. Büyü yoktur diyor adamlar. Ama Araf suresi 116. ayette Firavun'un büyücüleri hakkında diyor ki, bu büyüyü inkar edenler için söylüyorum. Araf suresi 116. ayet. Onlar diyor, Firavun'un büyücüleri büyük bir büyü gösterdiler. Yani küçük değil. Evet. Büyük bir kara büyü gösterdiler diye Firavun'un şeyinden bahsediyor. Büyücülerinden bahsediyor. Hı-hı. Mesela Mısır piramitleri var. Hep merak edilir. Bunu kimler yaptı falan diye. Bununla ilgili de yaşadığım bir olayı anlatayım. Sonra da başka sorumuz varsa ona bakalım. Yoksa yavaş yavaş veda edelim. Yavaş yavaş toparlayacağız. Bu arada hani izleyenlerimize hediyelerimiz vardı. Oranın içerisindeki doğru cevaplardan talihliyi de bulmaya çalışıyorum siz anlatırken. Tamam. Şimdi Mısır piramitleri hakkında yine bir metafizik seansta dile gelen bir varlık şöyle söyledi. Dedi ki, Mısır piramitlerini biz sizden daha kudretliyiz'e geçirerek lafı. Dedi ki, işte Mısır piramitlerini dahi biz yaptık falan diye. Bu olabilir mi? Ya niye olmasın? Çünkü metafiziki varlık dediğimiz varlıklar da atom ve atom altı parçacık. Mısır piramitlerini oluşturan bloklar da atom ve atom altı parçacık. Dolayısıyla onlara temessül etmiş olabilirler. Mısır piramitlerini cinler yapmış olabilir. Ama kişinin bedenindeki varlığın beyanı buydu. Mısır piramitlerini biz yaptık. Hatta insanların buna gücü yeter mi? Hadi siz de yapın yapabiliyorsanız gibi söylemlerde bulunmuşlardı. Bu da başımızdan geçen ilginç bir olaydı. Bunu da anlatmış olalım. Şimdi Üstad, benim kara büyü hakkında söyleyeceklerim bunlar. Arzu ediyorsunuz siz önce kitap hakkındaki şeyi bulabildiyseniz onu söyleyin. Sonra da ben diğer terkibi söyleyeyim. Bu arada terkibi söylemeden önce sevgili Üstad, kitabın talihlisini anlatırken sevgili dostlar, siz de yanınıza hemen bir kalem kağıt alın. Çünkü birazdan lazım olacak. Şimdi değerli izleyenlerimiz, bu akşam şunu sorduk. Cinlerin kulak hırsızlığı yapıp
yakıcı ateşlerde taşlandığını anlatan sure hangisidir diye sormuştuk. Ve doğru cevabı verenlere onların içerisinden bir izleyenimize bu kitabı değerli Kürşat Berkan hocamızın yazmış olduğu, araştırmacı yazar Kürşat Berkan hocamızın yazmış olduğu 24 kitaptan bir tanesi, evet, Deşifre'yi göndereceğiz. Çünkü araştırmak lazım, okumak lazım, bilgi sahibi olmak lazım, doğru kaynaktan okumak lazım. Ve bu akşam işte ilk doğru cevabı veren, doğru cevabı siz buyurun, siz söyleyin hocam. Sorumuzun doğru cevabı Saffat suresiydi. Saffat suresinin ilk 10 ayetinde, özellikle 8, 9, 10, 11 ayetlerinde bu durum anlatılır. O ayetlerde Allah cinlerin kulak hırsızlığı yaptığını, bu kulak hırsızlığından aldıkları bilgiyi büyücülere getirdiğini, büyücülerin de büyücülere getirirken de üzerine ekleyerek, uydurarak, ilaveler yalan ederek getirdiğini. Yalan konuşmayı çok seviyorlar. Evet. Büyücülerin de insanları yanlış yönlendirdiğini söyler. Buna karşılık Rabbim bir önlem aldırmıştır melekelere. Çünkü Lef-i Mahfuz kitabından insanlar hakkında bilgiler iner. Ve bunun da kader gecesi olduğu rivayet edilir. Bunu başka bir programda detaylıca anlatırız. Çok girmiyorum. İşte bu sebepten onları ateşli yıldızlarla kovalarlar tabiri vardır. Saffat suresinde anlatılır. Evet. Cinlerin kovalandığı bölüm. Nihat Kırnıt ilk doğru cevabı gönderen izleyenimizdi. Kendisine görevli arkadaşlarımız ulaştıracaklar. Burada bizlere ulaştığı telefon numarasından ve adresini soracak arkadaşlarımız. Nihat Kırnıt doğru cevabı ilk veren izleyenimizdi. Burada açıklamış olalım. Ama yine eklemeden gidemeyeceğim. Hani soruyu sorduğumuzda da diyoruz ya, yüce kelamı, yüce kitabımızı raftan, duvarın bir köşesinde mahzun bırakmaktan alalım, evet, araştıralım, okuyalım. Çünkü metafizik alem çok derin bir konu. Hani birkaç soruyla daha iki saatlik bir programı yine tamamlıyoruz. İki soruda program neredeyse bitti. Ve sizin hediyeniz olan Terkibe geçelim ve burada da ismi belirledik. Muhammed Demirbaş efendim değerli izleyenimize terkibi. Orada ben özür diliyorum. Ben yanlış anlaşıldım herhalde. Çünkü bu vereceğim terkip tek bir kişiye değil, herkes yapabilir. Öyle mi? Evet. Ha, o zaman tamam. Ama Muhammed Demirbaş mı? Evet. O kardeşimize o zaman şöyle yapalım. Madem hani ben yanlış anlatmışım sevgili dostlar, özür diliyorum. Hani bir talihliye kitap verirken öbür talihliye de bu terkibi vereceğiz diye düşündürmüşüm. İletişim çağında, çünkü iletişimde bazen kopukluk olabiliyor. Çünkü diyoruz ya metafizik alem, çünkü bu alemde yanılgıya düşme ihtimalimiz çok yüksek. Sürçülisanımız varsa affola, yavaş yavaş programı toparlayacağız. Ben eksik anlattım diyelim. O zaman şöyle yapalım. Muhammed Demirbaş kardeşime de sevgili Koray Kamacı ile beraber yazmış olduğumuz Küresel Sırlar kitabını hediye edelim. Aa, çok güzel. Ama ikinci kitabı da hediye etmiş olduk. İşte metafizik alem böyle. Yani şimdi, biz doğruları, yani yalın ve net bir şekilde olması gerekeni anlatacağız, aktaracağız. Hocam buyurun. Şimdi sevgili kardeşim, Berat TV izleyicisi kardeşim. Bazen evlerimizde huzursuzluk meydana geliyor. Eşler arasında özellikle huzursuzluk meydana geliyor ve eşler birbirinden uzaklaşıyor. Ayrı odalarda yatmaya başlıyor. Konuşmuyorlar, birbirlerinin yüzüne bakmıyorlar. Böyle durumlarda dış müdahale olabiliyor. İşte bunun ismine büyü, kötü enerji vesaire denebiliyor. Böyle olduğunda size vereceğim terkibi uygularsanız büyük ölçüde rahatladığınızı ve bu durumun ortadan kalktığını göreceksiniz. İki faktörlü bir terkip bu. Lütfen not alın. Fatiha suresi. Lütfen bunları yazın. Gerçi bu yayın hemen Berat TV teknolojiyi yakından takip ediyor. Hemen YouTube'a yükleniyor. Oradan tekrarını izleyebilirsiniz. Fatiha suresi, Ayet-el Kürsi, Yunus suresi 81. ve 82. ayetleri. Tekrar söyleyeyim. Fatiha suresinin tamamı. Ayet-el Kürsi'nin tamamı. Yunus suresinin 81. ve 82. ayetleri. Aref suresi 117, 118, 119, 120, 121 ve 122. ayetleri. Taha suresinin 69. ayeti, Felak ve Nas sureleri okuyoruz. Bunları okuyoruz. Peki nereye okuyoruz? Aktar'a gidiyoruz hocam.
7 tane sidir yaprağı, bazı aktarlar sedir diyebilir bunu, aynı şey. Sidir yaprağı alıyoruz. 7 tane sidir yaprağı alıyoruz. Bu kuru olacaktır. Muhtemelen yaşını bulmak zordur. Bunu alıyoruz. Eve getiriyoruz. Havan var ya, havan, şu sarımsakları dövdüğümüz, onun içine koyuyoruz. Bir güzel eziyoruz. Ezdikten sonra büyük bir suyun içine. Neden büyük bir su? 41 gün boyunca içeceğiz bunu. Büyük bir su kabının içine. Yani 10 litrelik. Evet. Büyük bir su kabının içine sidir yapraklarını atıyoruz. Attıktan sonra okuyup böyle yapmak yok. Ne yapacağız? Ağzımızı yanaştırıp okuyacağız. Neyi okuyacağız? Az önce saydığım ayetleri okuyacağız. Tekrar bir daha uzun olduğu için okumuyorum. Bu ayetleri okuyacağız. Bunları 41 gün boyunca evdeki bütün aile bireyleri içecek. Şimdi gelecek sizden gelecek soruyu tahmin ediyorum. Ne kadar içeceğiz hocam diyeceksiniz. İçebildiğiniz kadar. Yani 41 gün boyunca yetebilecek kadar. Bunun da ortalaması günde 2 bardak, günde 3 bardak civarında. Yani kişi başı günde 2 bardak, 3 bardak civarında olabilir. Bu şekilde bunu tüketeceğiz. Bu birinci bölümüydü. Uygulamamızın birinci bölümüydü. İkinci bölümünde yine aktardan gül suyu alıyoruz. Bu gül suyunu bir kaba, yani fıs fıs, hani şu evlerde oda parfümü olan fıs fıs şişeler var ya, onlarla onun içine dolduruyoruz. Hatta çok olsun istiyorsanız zemzem suyuyla karıştırabilirsiniz. Gül suyunu cuma günü, unutmayın, cuma günü, hatta rivayet edilir ki cuma günü cuma selasından önce derler. Cuma günü bir defa cuma suresi, o suyun içine okuyoruz. Bir defa cuma suresi, bir defa Yasin suresi, bir defa Fetih suresi, 333 defa ya Rezzak, rızkımız artsın, ev huzurumuz düzelsin diye, 333 defa ya Fettah okuyoruz ve bunu da her sabah ve her akşam bütün eve dip köşe bucak sıkıyoruz. Neresi hariç? Tuvalet, banyo hariç. Mutfağın lavabosu hariç. Diğer köşelere dip bucak sıkıyoruz. Özellikle dış kapımıza iki kat sıkın. Bu uygulamaları yapın inşallah. İkinci söylediğimiz uygulama 11 gün devam edilecek uygulama. Yani fıs fıs uygulaması. Birinci uygulama 41 gün devam edilecek uygulama. 11 gün yapılacak uygulamayı 41 gün devam ettirsek bir şey olur mu? Olmaz, daha iyi olur. Yapın. Yaptıktan sonra değişimi Allah'ın izniyle göreceksiniz. İnançla yaparsanız. Söz sende üstad. Efendim, geldik ikinci bölümünde sonuna. Berat TV ekranlarında bizleri dikkatle takip eden çok kıymetli izleyenlerimiz, haftaya yeniden metafizik alemde farklı konular değil, yine bu konular ama merak edilen, yanlış bilinenleri doğrusunu anlatmak adına ve doğru bir şekilde yüce kelama uygun bir şekilde yaşayabilmek ve yaşama yön verebilmek için biz araştırmacı yazar Kürşat Berkan hocamla huzurunuzda olacağız. Huzurunuz, sağlığınız daim olsun. Sağlıkla kalın. Allah'a ısmarladık.